Kasım Cumartesi Türkiye At Yarışları Televizyonu'ndan Tay TV'den herkese mutlu bir hafta sonu güzel bir cumartesi gün diliyoruz. Ben Hakan Can Tınaz, program arkadaşlarım Tolga İmal ve Eray Balcı ile birlikte dolu dolu bir son düzlükte birlikte olmayı umut ve ümit ediyoruz. Umarız ki programın sonunda da keyif almış bir şekilde ekranlarınız karşısından ayrılırsınız. Dedikten sonra klasik soruyu sormak için önce Tolgan'a ardından da Eray'a dönüyorum. Nasıl geçti geçen hafta sizler için neler söyleyeceksiniz? Güzel geçti. idmanları sorunsuz bir şekilde tamamladık. Dün de Bursa'da birbirinden güzel yarışlar vardı. Hem seyrettik, hem notlarımızı aldık. Bugünkü yayına hazırlandık. İnşallah yine güzel bir son düzlükte e, izleyenlerimizin karşısındayız. Peki Eray nasıl geçti geçen hafta? Klasik yapacağım. soruya klasik cevaplarla evet. devam. Atlarla. <laughs> ya farklı bir durum yok. Yani sağdayız. E, ağırlık İstanbul'da e, atlarımızın başındayız. Onların takibi yarışlar vesaire. Haftayı bu şekilde geçirdik. E, bugün de dostlarla buluştuk tekrardan güzel bir yayın bizleri bekliyor. Pekala, o zaman dostlardan da çok değerli katkı ve katılımlar var. Her birine teşekkür ettikten sonra iletişim adreslerimizi hemen ekrana getiriyoruz. Arkadaşlarımız da yazsınlar. E çantına Twitter adresimiz katkı ve katılımlarınızı bekliyoruz ki gelmeye başladı. Bir de sizlerden e, ricamız e, mümkünse kendi listelerinize retweet etmeniz ki daha çok kişiye ulaşalım e, diye. E, ve bunun yanı sıra tabii YouTube'da da varız ve Tay TV linkiyle e, ekranlarda takip edebilirsiniz ee, ve başa sarıp izleyebilirsiniz. Daha sonrasında tekrar tekrar izleyebilirsiniz. Ufak bir teknik problem var ama çözülecek. Onu da söyleyelim. Ve hemen e, sizlerden gelen katkılara bir bakalım. Sizlerden neler gelmiş arkadaşlarım? Şöyle bir ekrana versinler, şöyle bir izleyelim bakalım. E, sizlerden neler var? Evet, e, Adana'dan sevgiler, saygıları, yayınlar, tüm yarışsalları, bol şanslar demiş Kafkas Kafkasyumun Mehmet YouTube'u söylemiş. Bilgimiz var. Ee, yine 96 numaralı Ganyan Bay Güzel Yıldan e, İzmir Cihan Hebiloğlu demiş ki selam yayınları herkese bol şanslar dileriz seviliyorsunuz hayırlı hafta sonları olsun demiş. E, çok teşekkürlerimizi iletiyoruz biz de selamlarımızı iletiyoruz bu arada yarışları devam ediyor e, oraya da döneceğiz yeri geldiğinde. Günaydın İzmir'den selamlar demiş Erdin Çete. Benim serzenişim olacak ay Ben Tunçtağ İstimlat'ın önüne heyet çekiyorum. Arkası Tunçtağ 10 misli yarıştan çıkıyor. Bana ödenen ücret 10 TL. Acalet bunun neresi? E, iade i̇ade alıyorsunuz yani. Bu çok evet. Doğal bir şey aslında ne ödeyecek ki çıkan var ve 10 liralık bir şey yapıyorsunuz. Bu çok normal ee, diye düşünüyoruz açıkçası. Morat kader harekete geçmeyen kişiyi asla yardım etmez demiş. Sofokles'in bir sözünü paylaşmış Murat. Yine iyi yayınlar abim, sevgiler saygılar herkese demiş. Berkant paylaşmış. Berkant Önlü'nün mesajına da Berkant'a teşekkürler. Günaydın abi, selamlar herkese demiş Ali Gürkan. Fanatik gazetesiyle birlikte almış, çalışmalarını yapıyor. Biz de selamlarımızı iletelim Fuat Talan günaydın yayınlar selamlar saygılar Fırtına Ercan abimize selamlar olsun Mavi Yürekli şeklinin onursal başkanına demiş ee, Biz de selamlarımızı iletiyoruz Hem sevgili Fuat'a hem de Ercan Fırtına'ya ee, Hakan Eray Tolga'n kardeşlerim Tüm ekibi iyi yayınlar Herkese mutlu sağlıklı hafta sonları Selamlar sevgiler demiş Süleyman Caner Biz de aynı şekilde selamlarımızı sevgilerimize Süleyman Caner'e iletiyoruz Günaydın Hakan abi beklenen gün geldi Sizin tatlı sohbetinizi dinlemek için evden çıkmadım Bugün demiş Mahmut Kahraman Geçen pazar Adana Hipodromu'na gittim. İnan bana herkes demiş ee, yani biraz daha şeye dikkat etsin diyorlar. Diksiyona, konuşmaya, Türkçe'ye. Böyle bir ee, serzenişte bulunmuş Mahmut Karaman kupa dönemleri için özellikle demiş. Yener Çelik günaydın iyi yayınlar abi demiş. Biz de teşekkürlerimizi iletiyoruz aynı şekilde sevgili Yener'e de. Şöyle bakalım üstlerden gelen sizlerden mesajlarda neler var. Abi kupon bedelim 100 TL ödenen 10 TL demiş. Hmm. Kafadaki at mı peki, çıkan at? Şimdi kafadaki at çıktıysa kupon iade olur yani, zaten yani. Yani komple olur. Komple iade olursanız. olur, 10 TL ödenmez. Arkadaki atlardan biri çıktıysa o zaman. Çifteyse ama çifteyse bir taraf geldiyse, yani 10 at var aşağıda Tunç Dağ varsa gelen atla ödüyor onu. Şey. Evet. Abi hepinize günaydın. Şatinde üçüncü mücadele başladı. 8 numaralı Hartwich bir buçuk boy, bir numaralı Imbarkat iki buçuk boy tereddüdü çıktı. Altı numaralı Fox Hunter Way numarayı aldı. Bin metre start yerine bir boy farkla önde geliyor ve hemen arkasından 5 numaralı Straf Moreto hamle yaptı geldi şimdi. Onun dışındansa 12 on iki numaralı Country Boy. Country Boy'un hemen ortasında 7 numaralı Cheerful Leader. Onun bir boy gerisinde iç kulvarda şimdi 9 numaralı Swiss Spirit var. Koşuda son 800 yüz metre artık ve bir boy farklı 6 numaralı Fox Hunter Way önde hemen dışından 12 numaralı Country Boy atak yaptı geldi farkı yarım boya kadar indirdi 5 numaralı Strap Moreto 3'üncülükte onun hemen dışında 7 numaralı Cheerful Leader daha sonra iki boy gerilerinde 9 numaralı Swift Spirit yanında 3 numaralı Viva Hunter ve en dış kulvarda 14 numaralı Legend Coast sırasıyla düzlüğe çıkılıyor son 400 metre 6 numaralı Fox Hunter Way ve 14 numaralı Legend Coast ve 12 numaralı Country Boy liderlik mücadelesi yapıyorlar Orta kulvardan 12 numaralı country boy atak yapıyor, geliyor koşunun liderliğini alıyor son 200 metre içerisinde bir boy fark yaptı 12 numaralı country boy Alexis Padelle orta kulvardan 3 numaralı Viva Hunter sprinte kalktı 2 numaralı Flying Victor geliyor, Aspark 12 numaralı country boy en dış kulvardan da 13 numaralı Best for You koptu geliyor, 13 numaralı Best for You koşuyu kazandı. Hong Kong Jatin'de 3. koşu tamamlandı ve koşu 13 numaralı Best For You kazandı Vincent Oyla. devam ediyoruz. Erdinç anlatmış. Onu bir iletelim. Bakalım sizlerden gelen doğrular, e, mesajlar doğrultusunda. Abi önde 16 kaynanat geliyor. Arkadaki tek yazdım, Tunç daha çıkıyor demiş. Şimdi çıkan atla tabii ödüyor orada. İşte orada aslında normal şartlarda. Ama bak çıkan at şimdi normal ya. Diğer atlarla tutmazsa çıkan at bir tane varsa. Ama arkadaki at, tek at ya. Tek at evet. Çıkmış. Ama Artık kuponun tutma şansı yok. Evet. iptal İptal gibi düşünülmesi lazım. Öyle adım. değil. Tek at demiyor. Önde 16 yıllık Ganyan at geliyor. Ha, arkada tek evet, yazdım. Tek yazdı. çıkıyor. Evet. Gelen atla ödüyor. Gelen atla ödemiş. Gelen atla ödüyor. İşte bir tanesiyle ödemiş. Aslında hani gelen atla da tutma şansı normalde sıfır mesela. Evet. <laughs> Ama yatma şansı var kupon o bir gözden geçirilmesini... Günaydın kadar. Naif İhsan, Hakan abim ve güzel ekibi. İyi yayınlar diliyorum. Yakışıklı oğluna sevgiler, selamlar göndeririz Adana'dan demiş. Gökhan Ormancı paylaşmış. Gökhan'a da buradan selamlarımızı selamlar iletelim biz de ee, bu güzel fotoğrafıyla birlikte. Özgür Efekandur demiş ki Hakan abi hafta sonu Ankara bilgisayar işleri bizi bekliyor. Hakan abi tüm atların ayakları düz bassın. Ben yemek masası kurdum diyor. İstanbul'a geleceğim seneye yazın 2022 Haziran'da demiş. Afiyet Kolay abi. gelsin diyelim kardeşimize de afiyet olsun dileklerimizle. Ferdi korkmaz. İyi günler, iyi yayınlar abi. Tüm iyi insanlara selamlar demiş İlker Tekirdağ. Abi çok güzel bir gündü. Tekrar teşekkürler demiş. Yaza görüşmek dileğiyle demiş. Nerede? Resim gittim ha. İyi yayınlar, sevgiler demiş. Evet dün sevgili İlker İlker Tekirdağ ziyarete gelmişti hipodroma. Gelmişken de öyle bir geldik. Onları ağırladık. Biz de buradan selamlarımızı, sevgilerimizi iletelim bütün Eskişehirli dostlarımıza. Peki Hakan abi günaydın, iyi yayınlar, mutlu hafta sonları, kucak dolusu selamlar, sevgiler demiş Yasin Balaban paylaşmış. Elazığ Sivrice'den sevgi selamları, hafta sonları seviliyorsunuz demiş Halil. Yine Manisa'dan sevgiler, iyi yayınlar derken Veysel Artuk, Erdin Çete yine olayı anlatmış. Demokratik Boy hepinize selamlar mesajı var. Ünver Hacı, sevgili Hakan'cığım başta olmak üzere sevgili Raya ve sevgili Tolga arkadan kucak dolu sevgiler yolluyorum demiş. Biz de Ünver bu sevgi dolu mesaj için teşekkürlerimizi iletelim. Gökhan Kaya abinin İstanbul ikinci koşu yorumlar mısınız? Ahmet Çelik'in bindiği tayı starttan aldık yorumlayacağız tabii ki sonra. Antrenörüyle de konuştum ben. Orada ben yani Twitter'daki genel havanın çok tersini düşünüyorum. Yani öyle uçuk kaçan falan bir şey yok. O tempolarla o, yani kendi adımı öyle görüyorum. Tempolara bakınca da bir görüş şey yapacağız, değerlendireceğiz zaten ama onu özellikle konuşacağız tabii ki. Şöyle okumadıklarımıza bakalım aşağıya doğru iniyoruz. Berkant'ın mesajını paylaşmıştık Ali Gürkan'ı. Fuat Talan'ı, Süleyman Caner'i, Mahmut Karaman. Yener Çelik günaydın abi demişti. Teşekkürlerimizi de iletmiştik. Biz tekrardan mesajlar devam ediyor. İstiye Ganyan Bayımızın İstiye Ganyan.com sitemizden sizlere ve izleyen herkese selamlar olsun. İyi yayınlar. Herkese kazanç dolu bir hafta dileriz derken Mehmet Çankaya da günaydın Hakan abi. Hayırlı sabahlar olsun demiş Mehmet Çankaya. Eğer Can Çankaya herhalde Bu köçeğe benzettim ama yanlış köçek. mı? Evet, köçek. Köçek evet köçekle kazandığı yarış bir gün önce de hatırlıyorsun değil mi şeyde? He, sohbetini Buzda'da... yaptık. Yok girerken şey seslendi ya abi yarın kim dedik lan? He, Doğru, doğru söylediler. <laughs> şey, şey, Hipodroma girerken pazartesi günü salı günü tekrar yarış vardı. Beraber geçiyorduk ya. İyi koşacağını da söylediler. Kim şey yok dedi yarın dedi hani özellikle ve köçek hakikaten o gün iyi koştu 2000'den ekibinden o gün. Ekibinin de İşe, sağlık. Emeklerine sağlık. Evet yine e 720 Taksim Metin Yiğit Kayan Bayi'nden iyi yayınlar diliyorum demiş. Ankara ikinci koşu Hunting Dombra mücadelesi yorumlarınızı bekliyorum. huntingten iyi bir yarış bekliyorum demiş. Sertan paylaşmış, Sertan Savaşeri. Yine günaydın Yayınlar, Longlanır ne sprint attı demiş, müthiş bir yarış oldu. Halis abime selam olsun demiş, Orhan Aksoy paylaşmış. Teşekkürlerimizi iletiyoruz ve sizlerden gelen mesajları ve kendi listelerinize gönderdiğiniz için de ayrıca teşekkürler. Mert Görgün'e buradan sağ teşekkürler. Yine Era Yazar'a aynı şekilde. Yine Sertan Savaşeri'ye, ee, Burak kardeşime buradan selamlarımızı iletelim. Burak da bizim eski takipçilerimizden kardeşlerimizden biridir. Hüseyin Özdal'a yine aynı şekilde Ferdi Korkmaz'a İzmir'e selamlar. Şöyle bakıyoruz Doktor Seferov'a yine Özgür Efekandur'a ve İlker Tekirdağ'a da teşekkürlerimizi iletiyoruz. İstine Ganyan Bağ ile birlikte. Peki şimdi mesajlar gelmeye devam etsin okuyacağız programın ikinci yarısında ama bugün süreyi de biraz kontrollü kullanmamız gerekiyor. Mert Görgün yayınlar abi yine çok iyi gözüküyorsunuz demiş teşekkürlerimizi iletiyoruz biz de. Yine cepten gelen mesajlar var. Ee, abi tekrardan günaydın mesajı gelmiş ee, Zafer abiden. Youtube kanalında sıkıntım var. Tay TV yayında bir türlü çıkmıyor demiş. Ufak bir problem var çözeceğiz onu ee, ilerleyen dakikalarda. Ee, selamlarımızı iletelim Zafer abiye de. Yine Mert Görgün'ü paylaşmıştık. Fatih Korkmaz yayınlar diliyorum. Selam ve sevgilerimle demiş. Fatih Korkmaz'a da buradan selamlar işte Fatih abiye selamlar değil mi canlıların dünyadaki hali aslında hiç kedi He. köpek gibi kavga etmedi deriz ama aslında onlar çok iyi dostlar belki de bizi yakıştırıyoruz onlara bu kavgayı gürültüyü. Halbuki onlar da kendi işlerinde kendi He. aralarında gayet uyum içerisinde e, bu dünyayı paylaşıyorlar bizler paylaşamıyoruz insanlık insanlık olarak ama onlar paylaşıyorlar Günaydın Yildi e, plajsı oyunda ikinci altın agf'sinin geçerli olduğunu bilmiyordunuz birinci agf'sine göre oynadım yattım demiş Recep Ferdi Korkmaz Longtoner güzel sprint attı da o, o yarışı bu tempolarla e, çıkaranlara da bravo. O sprinte çanak tuttular demiş. Ferdi Korkmaz. Yani e, Korkmaz arkada Longtoner varken daha kontrollü gitmek <laughs> gerekiyor. Gerekirdi. Acaba çalabilir miyiz yarışı evet. diye düşündüler ki Halis Karataş'ın da e, açıkçası eee açıklamaları sonrasında benzer minvaldeydi. Şükrü Çetin, can dostlarım merhaba, hayırlı programlar. Fişekal'in ayakları düz basmasını dilerim. Sizlere çok keyifli keyifler aldırdım. demiş. Önümüzdeki yıl ve de tabii şimdi sizlerin 3. sırasında ilk 3'ten çıkmaz. Şimdiden yazayım, sevgiler, saygılar sunuyorum demiş Şükrü Çetin. Şükrü Çetin'e de buradan teşekkürlerimizi iletelim. Evet, Yaşar Dilek sağ olsun retweet etmiş. Yine sevgili Burak da yine... Matematik sinikli kardeşimiz çok eskidir o da eski dostlardan. İlker Tekirdağ sağ olsun Şükrü Çetin, Bekir Çağdaş Moğol, Kafkaslı 001 Berkant'a teşekkürler Berkant Önlü'ye. Cem Gündüz İzmir'e selamlar Seferi Hisar'a. Metin abiye Metin Göre ve Ünver Acı'ya teşekkürlerimizi. Dilerim. aynı şekilde Kurtuluş Arası sağ olsun yine aynı şekilde. Yaşar Dilek her birine buradan çok çok teşekkürlerimizi iletiyoruz katkı ve katılımlarınız için. Şimdi istatistiklere gelelim. İstatistiklerle başlayalım diyorum. Ve jockey istatistiklerini girsin arkadaşlarımız biraz onları konuşalım derim. Ee, yönetmen arkadaşımız da yine beni gözlüklerle çok sevdiği için e, yine sağ olsun paylaştı. Biz de gözlüklerimiz takalım madem öyle istiyorlar. Gökhan Kocakaya bir de burnumun üstüne düşüreyim böyle <laughs> iyice ne böyle bir 10 yaş daha atalım. Gökhan Kocakaya e, 232 birincilikte herhalde artık birinciliği garantiledi gibi gözüküyor. 32 yarış çok kolay kolay kapanmaz. Evet. E, dolayısıyla bu senenin galibi olarak Gökhan Kocakaya'yı belki de ilan edebiliriz. Erken birinci olarak net gözüküyor. E, i̇kinci sırada Ahmet Çelik ve Müslüm Çelik kardeşler iki ve üçüncü sırayı oluşturuyorlar. E, herhalde iki de pek bozulmaz gibi gözüküyor. Ahmet e, de bir form tuttu tekrar. Iyi e, evet ya. ama Müslüm'le aradaki fark herhalde bir iki Kapan üç bir böyle gibi. oluşur gibi gözüküyor. Ama 3-4 belki değişebilir. Mustafa Çiçek'in çok ciddi yatakları var. Hatta 5 dahi yukarıları biraz zorlayabilir gibi gözüküyor. Beş dört arasında bir değişiklikler olabilir belki diye düşünüyorum. E, dolayısıyla e, dikkat diyelim. İlk 5 bu şekilde Gökhan, Ahmet, Müslüm, Mustafa ve Halis Karataş şeklinde. Hemen ardından Akın Sözen'i görüyoruz ki Akın Sözen e, açıkçası e, jenerasyonunun en, e, jenerasyon ne miydi? Kendi e, kariyerinin en e, başarılı dönemlerinden birini geçiriyor. Kendi jenerasyonunun da çok öfkelerinden biri. Hışman çiziyi aynı şekilde e, görüyoruz burada. Ayhan Kurşun yine 139 birincilikle burada e, listede tabi Abiş jockey olduktan sonra da aynı şekilde devam ediyor parlak binişleri. Mert Çançelik, Özcan Yıldırım, Mehmet Akyavuz. Mehmet Kaya bu listede yoktu düşmüştü tekrardan çıktı. O da bu hafta çok müthiş form tutan kardeşlerimizden bir tanesi. Dolayısıyla listeyi görürüz. Kadir Tokaçoğlu, Ferit Yardımcı ise listeyi tamamlayan isimler diyebiliriz. Evet, e, bakalım sizlerden daha e, gelen mesajlar var hala gelsin okuyacağız bunları değerlendireceğiz ama hemen diğer listeye geçelim arkadaşlarımız söyleyeceği neler var bununla ilgili dönelim eğer yoksa diyecektim belki söyleyecekleri var acele etmesin arkadaşlarımız evet var mı Tolga düşmüş listeden o evet. önceden vardı Mehmet onun yerine gelmiş ama şey fark çok fazla yok Mehmet Kaya 106 Tolga Yıldız 105 bir birincilik var tabii şimdi mevsim değişti biliyorsunuz İzmir aktif sezona geçiyor 3 yarış olacak Adana yine galiba 3 e, yarış olacak İstanbul ikiye düşüyor Jokeylerin nereye tercih edecekleri çok önemli Evet bu anlamda da muhtemelen Halis abi Özcan Yıldırım gibi jockeyler İzmir ağırlıklı devam edecekler Müslüm Çelik Ahmet Çelik e, ağırlık Adana gibi gözüküyor olsa da zaman zaman İzmir tercihleri de olacak bu çok önemli e, Halis abi ve Özcan İzmir ağırlık verirse muhtemelen orada biraz daha fazla yarış kazanacaklardır Tabii bunların orayı tercih etmesi halinde de şu an orada aktif olarak devam eden jokeylerin biraz daha e, inmesi düşebilir. E, bunu kollamak lazım. Bunu takip etmek lazım. E, onun dışında Vedat abi'yle ilgili zaten sezon boyunca çok konuştuk. Kardeşimiz e, müthiş çıkışını e, jokeyliği sonrası da devam ettirdi. Bu kolay bir şey değil. Genelde çünkü e, jokeyliğe dönüşten sonra bir düşüş olur. Bunu Mertcan yaşamıştı Mertcan Çelik ama Vedat çok fazla yaşamadı Evet, aynı e, Aksine devam üstüne ediyor. koyarak devam ediyor Bu önemli bir şey e, Kardeşimizi kutlayalım inşallah hiç bozmadan e, Aynı şekilde devam eder e, Onun dışında çok fazla ilave edeceğim bir şey yok benim Evet Peki hala o zaman hemen e, Bir sonraki tabloya gelelim İstatistikler tablomuza getirsin Yetiştirici istatistiklerinde ne durumdayız Bakalım Evet TİGEM e, yine ilk 3 sıra Anadolu Sultan Suyu ve Karacabey şeklinde devam ediyor ki aslında çok yakınlar değil mi? 236 15 ve e, kaç? 197. 2 şey 197. Evet. E tabii çok at olunca bu listeler çok çabuk değişebiliyor. Evet. Bu i̇lk üç arasında değişimler olabiliyor. At sayısı çok fazla koşan. Dolayısıyla yine ilk üçü ayırdık. Özel yetiştiricilerde durum nedir? Hemen bakıyoruz. Feme Gıda Hayvancılık Mehmet Çelik e, birinci sırada görüyoruz 176 birincilikle çok fark yapmış durumda ki Arap atçılığı yetiştiriciliğinde de hakikaten çok listede gördüğümüz üzere farkı açmış durumda ki aynı şekilde İngiliz atı yetiştiriciliğinde de artık yeni yeni adımlar atılıyor dolayısıyla İngiliz atı İngiliz kısaklarını da aldığından bahsetmişim bile bir yeni heyecan var yarış gazetesi yeni bir formatla izleyicilere sunulmak üzere yakın zamanda çok, çok yakın güzel. zamanda Dolayısıyla o heyecanda yaşıyor ekip diyelim. Kurtel ekürüsü hemen ikinci sırada görüyoruz. 35 birincilikli Araplarda ikinci sırada ve... ...üçüncü sırada Eğil'le ekürüsünü görüyoruz. Banu Eğil'le ekürüsü. Bugün Türkiye'de ilk üç bu şekilde oluşuyor. Mehmet Çelik, Kurtel ve Eğil'le ekürüsü. ilk üçü oluşturan isimler. Tayral Tutumlu'yu görüyoruz dördüncü sırada. İrfan Suat Kutlu beşinci sırada görüyoruz. Cezmatik, Muzaffer Can, Tarık Dikencik. Sedat Dayu'dan Engin Alagöz, Kaya Dünyası ve Kudbettin Saçan şu anda Arap atı yetiştiriciliğinde iki sıralamayı oluşturan yetiştiriciler, Arap atı yetiştiricileri. Burada Engin Alagöz demişken hemen bir hatırlatma yapalım. Gümbür Gümbür. Evet. Bu sene aşımlarını Pamukçı arasında yapacak. Onu da söyleyelim. Akmeşe'de. Eee dolayısıyla Eskişehir'deydi yanlış hatırlamıyorsam evet, geçen, geçen sene. bu sene pamukçu arasında yapacak. dün bu bilgi ulaştı. Onu da buradan Hayır, söylüyorum. Evet. Gümbür gümbür içinde aşımlar orada olacak. Akmeşe'de olan yetiştiriciler için de iyi bir tercih olabilir. evet. Var mı ilaveler yoksa İngilizlere de geçelim. Yani ilk üçü zaten biliyorsunuz genelde evet. <laughs> saymıyoruz ama Feme Gıda 1418 kere start almış yetiştirdiği evet. atlar. Dilek olsun. Yani Muazzam bir rakam. Hani şöyle Eray senin de var içtirdiğin biat. Evet. Yani o bir yarış bile heyecan oluyor değil mi kayıttan itibaren yani falan? 418. rakam ya. Yani. İnanılmaz rakam. Evet. Dolayısıyla rakam orada. Hemen arkasından ama e, aynı şekilde Kurt e Üresi'nin de bütün o markaların toplamı evet. diyelim. Evet. Tek markayla Eylül ise sadece tek isimle koşuyorlar ki 3. sırada ki 24 bincilik olarak. az değil yani bayağı ciddi <laughs> 24 bincilik 22. 23. lükle 3. sırada Tayral tutumlu yine aynı şekilde gayet başarılı Arap İngiliz devam eden yetiştiricilerden İrfan Suat Kutlu Eskişehir'li yetiştiricilerimizden o da bu daha ağırlıklı Bursa Kocaeli tercihliyor yarışları ama evet. orada elde etmiş olduğu birinciliklerle bu listede görüyoruz. Can ekürlüsü bu hafta yine iyi ekürlerden başarılı ekürlerden biriydi. Cez görüyoruz, görürüz. Tarık Dikencik aynı şey. Onlar da bu hafta iyi geçirdi. Dikencikler de galiba iki ya da üç bu tane kazandılar. Bu da kazandılar. Evet. O gün işte, işte. Aynen, Trevi Evet. Aynen bakıyoruz. Evet liste bu şekilde. İngilizlere geçelim. İngilizlerde durum nedir? Bir de İngilizlere bakalım. Evet. E, birinci sırada Kurtel Ekirüs'ünü görüyoruz ki 115 birincilikte bir önceki tabloda gördüğümüz Mehmet Çelik efektini İngilizler de yakalamış. Birinci sırada görüyoruz Kurtel ekürüsünü. ikinci sırada Fedai Kahraman ekürüsü var ki o da diğer markalarıyla birlikte... ...Sanem Hanım ve Genta Makine ile birlikte 56 birinciliğe ulaşmış durumdalar. ikinci sırada. Üçüncü sırada Alp Evcimen ekürüsünü görüyoruz. Hemen dördüncü sırada gördüğümüz ekürü Vefa İbrahim Aracı ekürüsü. Dördüncü sırada Elif Kaya ekürüsü çıkışa geçti ve beşinci sıraya yerleşirken... Mehmet Kaya'nın tabii Jokey Mehmet Kaya'nın çok yakından ilgilendiği ekürü olduğunu da hatırlatalım. Altıncı sırada Kemal Kurt'u görüyoruz. Yılların ekürüsü her sene yetiştirdiği yatlarla yine listedeki kalıcı yerini alırken hemen ardından Adil Mert Kaya 7. sırada ve 8. sırada Tuğba Nizet Aksoy e, ekürüsünü görüyoruz ki. o da 24 birincilikle yukarıya ki o da bu hafta içerisinde. Son bir hafta Dün kazanan tayı ya. hatırladın mı? Evet. Şimo tayını Ben O gittiğinizde gittiğimizde birlikte evet. bakılan dişlerden bir tanesi Şimo konuşulan taylardan evet. biri o da bana göre konuşacağız tabi çok damga vuracak taylardan bir tanesi. Yine bir Arap atları kazandı geçen evet, pazar evet. günü. Tabii. Yani son bir haftayı iyi geçirdi. İyi geçiren ekürlerden evet. bir tanesi. Ee, yok ben tayı hatırlatmak adına. Evet. Yok o zaten hep aklımda canım. <laughs> onu, onu söyleyeyim. İlker Akdeniz'i görüyoruz 9. sırada e, ee, şeyde kazandı, öbür tayda kazandı geçen 5 o oh hani ve de tabii işte 2'de 2 yaptı evet. geçen pazar günü kazandı. Anadolu Ceylan. Anadolu yok. Anadolu neyi? Harikası. Harikası. Anadolu harikası. Evet. E, yani bu atların hepsi satılıktı. Bu taylar satılıktı. Evet. Anadolu harikası dünkü Anadolu edası bunların hepsi sezon öncesinde satılık. Hatta gidip bakılan atlardı. Evet, dolayısıyla hepsi arka arkaya başarılı yarışlar çıkarmaya devam ediyor. Yani ekürler tabi buradaki ekürlerin tamamına yakını böyle zaten. Elindeki ya bunu kendime ayırayım şunu Hı. şöyle yapayım gibi bir durum söz konusu değil. Satıştaki olan taylar tıkır tıkır yarış kazanmaya devam ediyor. Dikkat ettiyseniz son 2-3 son yıldır bu biraz daha yoğunlaşmaya başladı. Önceden bu kadar yoktu. Evet, şimdi artık bütün evet, atlarsızlık evet, her aynen. atın bir fiyatı var. Bütün atlarsızlık bu da önemli tabi. Hacim arttıkça tabi evet. bu yola doğru büyük ekürler gitmek doğru, doğru bir adım atıyorlar yani. Evet. Ve hemen aşağı iniyoruz. 9. sırada İlker Akdeniz ekibisi var ve 10. sırada Hakan Keleş ekibisini görüyoruz 23 birincilikte. Merhum Tevfik Çelikoğlu 11. sırada. 12. sırada yine Tayral Tutumlu'yu görüyoruz. İngiliz yetiştiricilerinde de her iki tablodaki ortak isimler. Ve Serdar Öztürk, merhum Serdar Özçolak ekibisini görüyoruz. Aynı şekilde burada listede yer alırken bu arada Kerem selam söylüyor. Kerem Kıbrıs'tan Kerem Biz kardeşimizin de, Mersin'de. Kerem selamlar. Selamlarını iletiyor. Biz de ona selamlar e, kardeş. selamlarımızı iletelim. Kerem Akbaş kardeşimiz. Evet. Bakıyoruz aşağı doğru iniyoruz. Duygu faturayı görüyoruz. Fatura ekresi taş ve ekresi 19 birincilikle şu anda ekranda görüyoruz. On, i̇lk 14'teler. Ve son sırada Hulusi Çile görüyoruz. Neler söyleyeceksiniz? Kurtele küresinin İngiliz açılığını bir hegemonyası söz konusu. Haklı olarak. Tabi adet zaten koşan at sayısı iki katı. Ama bunun yanında birincilik oranı da yine aynı oranda yükseliyor. O da iki katı. Her hafta evet. biraz daha açılıyor fark. Dolayısıyla da operasyon gayet iyi ilerliyor. Dün de üç birincilik aldılar özellikle Bursa'da. Çok iyi bir gün geçirdiler. O koşularla da ilgili epeyce bir detay görüş var analizler var. Ekiple de ben Sabahidman'da biraz sohbet etme şansı buldum. Ee, Kahraman Ekürüsü 56 birincilik. Ee, Kahraman Ekürüsü de özellikle Amerika ve Fransa'dan çok ciddi, aygır ve kısrak yatırımları yaptı ee, geçmiş birkaç yılda. Ee, bunların da meyvelerini asıl önümüzdeki yıl daha da toplayacaklar. Bir çıkış bekliyorum ben Kahraman Ekürüsü'nden. Evcimen ee, Ekürüsü yeni sayılabilecek bir yetiştiricilik operasyonu ama bulundukları yer çok kıymetli. Aracı ekolüsünün de ülkemize kazandırdığı kanlar çok üst düzey. İlk dört bu şekilde. Onun haricindeki diğer tabii bütün yetiştiricilerimize de ben teşekkürü, borç biliyorum. Özellikle de böyle yurt dışından, Amerika'dan, Avrupa'dan çok farklı kanları getiriyorlar. Bu da ileriki dönemde bizim damızlık stoğumuzu da daha ileriye taşıyacak ve açılığımızın kalitesini artıracak. En önemli unsur. Şimdi sen konuşurken baktım. E, Kahraman İkülüsü'nün kazanan atlarına içlerinde büyük çoğunluğu el değiştiren atlar. Satılan. Evet satılan atlar. E, işte mesela Mühendis var, Bordo Mavi var. E, Shorty var, Batista var. Hı. Bunlar hep, bunlara hep el değiştiren atlar. E, yine daha aşağılarda da farklı atlar var. Ekür zaten bunu yıllardır yap, yıllardır yapıyor ama sezon başlangıcına gittiğimiz zaman hatırlarsanız çok aşağılardaydı Kahraman Ekürüsü. Evet. E, bu bir öngörüydü bizim için. E, zamanın akışında çok daha üst sıralarda göreceğimiz belirtmiştik ki o beklenen seviyeye gelindi. E, muhtemelen e, Fedai Kahraman Ekürüsü de yıllarca bu listenin en tepesinde e, olacak ekürülerden biri. E, farklı kanatlarını ülkemize getiren e, bir ekürü. Bunun hiç şüphesiz açılımımıza da ciddi şekilde faydaları var ki az önce söylediğim gibi bunların içerisinde el değiştiren atlar da oluyor keza. Onları da kutlayalım ve listenin tepesinde zaten kurt Hürüsü'nü yine biraz ayrı tutmak lazım aşağıdakilerden. Çünkü hacim çok büyük, hacim büyük olunca da ister istemez aşağıdakilerle fark da 2 katı, 3 katı hatta, hatta 4-5 katına çıkacak zamanlar göreceğiz. Ee Aracı Ekürüsü bu yılın bence iyilerinden biri. Onlar da konuşulmayı hak ediyor. Sezona iyi başlamadılar ama da, evet, son 3 aydır özellikle çok iyi gidiyorlar ve tabii ki Tutumlu Ekürüsü. Neden? Hem işin Arap tarafında varlar hem de İngiliz tarafında olabiliyor olmak kolay bir şey değil. Tabii. onları da kutlayalım. Peki. O zaman hemen geçiyoruz diğer tablomuza. Arkadaşlarımız da ekrana getirsinler. Evet, Aygır istatistiklerinde ne durumdayız dedik. 5 milyon barajını açtı Mendip aldı gidiyor. Baya bir fark oluştu. Evet. Değil mi? 200-300 farklar Geçen varken şu anda yakındı. 800 bin liraya yakın bir fark oluşmuş durumda. Aslında bunu da öngördük biraz. Tabii. Kum sezonu başlayınca şimdi toruklar çimi daha iyi yapıyorlar. Bu bir gerçek. Evet. Ama Mendip'in iki pistte de kazananı var. Kum'da da giden atlar var. Evet. E, bu da farkı açıyor tabii ister istemez. Evet, dolayısıyla Mendip fark yapmış durumda. iki yaşlı İngilizlerdeki bu sezonki 2021 istatistiklerinde şu anda men Mendip taylarının kazançları 5 milyon 174 bine ulaşmış durumda. 36'da 17 kazananla. Torok hemen arkasından ikinci sırada gelirken Kaneko'yu üçüncü sırada görüyoruz. Papa Clem dördüncü sırada ve Scarface yukarıya çıktı. Beşinci sıraya General Quartus'la bir yer değişikliği oldu. Hakim yukarıya doğru çıkıyor. Yine bir başka Harlan Soliday e, temsilcisi derken Victor Galop da klasik her sezon olduğu gibi son 1-2 ay artık ikiliğinin sonlarında koşmaya çalışılan Taylar'la birlikte tablodaki e, hak ettiği yerlere hızla ilerliyor. Lionheart klasik yerini korudu tablonun ortasında. Yine Captain Rio, Toruk Makto ki sezon sonuna doğru biraz daha Taylar'ı ön plana çıkan isimlerden bir tanesi. Robin'in yanı sıra Win River Win ölen aygırlardan ama tayları hala listede ses getirmeye devam ediyor. Win River Win ruhu yaşıyor tabloda diyebiliriz. Yine aynı şekilde Netivan aslında sezon sonuna doğru genelde sezon başında hep ön planda gördüğümüz taylar olurdu ama ee, bu sezonda da tam tersi oldu geçen sezonun aksi. Sezon sonunda listeye girdi. Yine Deha kaybettiğimiz aygırlardan bir tanesiydi. 3'te 2 kazanma oranıyla 3 tayla sadece 1,5 milyon TL kazancına ulaşmış durumda ki iyi bir rakam diyebiliriz. Ee, tablonun totaline geneline baktığımızda %66 gibi bir oranla karşı karşıyayız ki e, bu tabloda değişir mi sezon sonuna kadar? Torok'tan ciddi bir atak gelebilir mi? Ee, ön tarafta mendibi yakalayabilir mi sezon sonunda? Bunu hep birlikte göreceğiz ama 2021'in galibi Mendip gibi gözüküyor. Yani fazla da bir zaman kalmadı. Kum sezonu ağırlıklı. Öyle görünüyor. Evet. Ki kum koşan tayları da biliyorsun İzmir'de. Dişi erkek hepsi de koşuyor. Evet. Yani mendibin bakıyoruz mesela hani dişleri de koşuyor, erkekleri de koşuyor. Şöyle bir özelliği var Aygır'ın. Ben tabii hiçbir zaman bir Aygır analizi ...yapan insanlar olmadık ama şimdi gördüğümüze... ...dair konuşuyoruz. Ee, kısrak kanattı ...nereye baskınsa... ...mendip o özelliği katabiliyor. Dikkat edin, kumda başarı sağlayan... ...kısraklarla eşleştiği zaman... ...aynı şekilde aygır da o genleri veriyor ve... ...kum pisti elde edilen... ...nice başarılar var taylarından. Şöyle bir istatistik var, mendip özelinde... ...söyleyeyim ben bunu. Ee, o da şu... Ee, ...kısrağa da değer katıyor, şöyle değer katıyor... Ee, X saygı hangisi olduğu önemli değil. %80 gibi bir oranda daha önceki hangisiyle eşleşmiş olursa olsun en yüksek kazancı Mendip yavrularıyla veriyor kısrak. Önemli bir bakış açısı aslında bu ve önemli bir kriter. Kriter. Dolayısıyla hani elinizde çok böyle mütevazı gücü sınırlı bir kısrak var. Evet. Denemişsiniz 3-5 sene. Ee, bir şey yok. ama Mendip'le eşleşmesinde çok o 5 seneden çok daha farklı neticeler olabilmiş. Hı. Bu istatistik bir veri olduğu için paylaşıyorum burada. Dolayısıyla hani kısa da değer katıyor dediğimiz o ama bir de çok baskın, dominant genel şey görüntü olarak da çok kendine benzeten taylar veriyor. Onu da söyleyeyim. Aynı şekilde Torok da o da çok baskın, dominant. Yani kendine böyle. çok benzeten e, taylar veriyor ki e, yine bu seneki aşım aşım Fiyatı merakla bekleyen isimlerden bir tanesi Torok. Mendip ile ilgili ki her sene şimdi tabii yetiştiricilerin en çok merak ettikleri lokasyon ve aşım bedellerinin neresi olacak şeklinde. E, mendip yine çok büyük bir ihtimalle yine İzmit olacaktır diye tahmin ediyorum ama aşım bedeli ile ilgili de e, bir kulağıma ufak tefek rakamlar biliyorum ama onu tabii resmi açıklama yapıldıktan sonra şeyalım. Daha yetiştirici dostu bir fiyat oldu her onu zaten 7 sayındır öyleydi. Bakalım yine aynı şekilde olacak mı? Torok yine aynı şekilde yine kendi çiftliklerinde yapacaklar e, ee, buradan başarılı için dediklerimiz, her sene özel seçilen kısraklarla Doğru. Türkiye'deki bir ilki uyguluyor ekip. Kaneko, yaşlı kurt diyorum ben ona. Yani her sene güzel Aynen. Ve Papa Klem'de First Crop tablomuzu getirelim. Onun üzerinden bağlantıyı kuralım Papa Klem'e. Gelsin ekrana lütfen First Crop tablomuz. Bir sonraki tablo yani. Bu değil. Bir sonraki. Ondan sonraki verelim. Sonra araba geçeriz. Evet burada da gördüğünüz üzere 2021 yılı Aygır First Crop tablomuzda Papa Klem'de hem burada birinci sırada hem o tabloda da dördüncü sırada olduğunu görüyoruz. Güngör Baba Tayları e, yine kazanmaya devam ediyor. Silin Iskendi üçüncü. Paco Boy da dördüncü geçen hafta çok fiyakalı bir, bir yarış kazandı. Alberoğlu ekibisinin sanırım bir evet. Güzel birincilikle devam ediyor. Bavikalı görüyoruz ve Ballıkaya yine aynı şekilde koşmuş oldukları taylarla listede yer alırken. Corinthian 7. sırada, Fast and Famous, Yes of Africa ve Yıldırım Bey ilk onu oluşturuyor. 2021 yılında ilk kez yavruları koşan anlamında kullandığımız First Crop'ta ki tablo diyebiliriz. Burada ilk kez piste çıkanlar da 2021 bu şekildeymiş. Papa Clem'de burada bir 2 milyon fark oluşturmuş durumda. %52 gibi de ciddi bir kazanma oranı var. Bir önceki Arap tablosuna dönelim. Orada durum neymiş? Kaisbert Bergsoy soy ee, arada 300 bin lira fark var herhalde evet. gördüğüm kadarıyla. Ee, sezon sonuna doğru ne olur? Onu Bak, da aslında öngörmüştün, evet. Dolayısıyla yani. bakalım orada nasıl bir netice çıkacak. Turbo yine hak ettiği yeri korurken Arapların first club'unda da Baba Mevlüt'ü çok iyi yerde, hak ettiği yerde evet. görüyoruz ki çok ciddi rakamlar bunlar. Özellikle sezon sonuna doğru koşulan Baba Mevlüt yavrularında da arka arkaya başarı gelmeye başladı ki demek ki neymiş biraz geç koşulması gerekiyor Baba Mevlüt taylarının, Arap taylarının. Net ortada bu görüntü. Gelibolu, Uçan Bey, Uçanoğlu ve Tamerinoğlu sıralamasını görürken Ayabakan, Demir Döven, Atik Bey, Özgün An, Şimşeynoğlu, Sarraf, Yakup Bey ise son sıraları oluşturuyor ama son sıra derken bu, bu tablonun son sırasına dahi olmak önemli bir başarı. Yani... Türkiye'deki yüzlerce aygırdan ilk 15 Arap aygırı da bu şekilde gözüküyor. Varsa ilaveler sizden alalım. Yani ilk iki zaten sezon başından beri aralarında yer değiştiriyorlar ama yıl sonuna yaklaşırken açık yarışların azalması Kaisbert'leri biraz daha tabloda avantajlı hale getiriyor. Çünkü daha fazla sayıda yavrusu var ve Berksoy evet. bu kazandı işte 6 milyonun 2-2,5 milyonunu belki de elde etti. Yarıştı. İki numaralı Dük Vay bir buçuk boy tereddüdü çıktı. Üç numaralı Voyage Warrior geldi aldı liderliği bir boy fark yaptı. 1200 metre start yerine 11 numaralı Silver Express'in önünde gidiyor. Bir numaralı Buddies üçüncülüğe sarktı. iki boy gerisinde 9 numaralı Fantastic Treasure. içeride altı numaralı Lucky Express dışlarında 10 numaralı Highland Fortune var. Yaralarında 7 numaralı California Deep Shot bir boy gerisine 8 numaralı Not Usual Talent geldi. içeride iki numaralı Dük Vay daha sonra 10 numaralı Highland Fortune ve son 600 metreye doğru geliniyor. İki boy farklı 3 numaralı. Şimdi Voyage Warrior önde. Hemen arkasında 11 numaralı Silver Express. Daha sonra bir numaralı Buddies. içeride altı numaralı Lucky Express. Onun dışında 9 numaralı Fantastic Treasure sırasıyla koşuda son 400 metreye geliniyor. 3 numaralı Voyage Warrior 11 numaralı Silver Express yakaladı. Silver Express ve şimdi Voyage Warrior tek at gibi düzlüğe çıktılar. İçeride 3 numaralı Voyage Warrior dışarıda on numaralı Silver Express. Onların dışlarından bir numaralı Buddies atağa kalktı. En dış kurban Kulvar'dan 9 numaralı Fantastic Treasure'ın sprinti var. Eniş Kulvar'dan da 6 numaralı Lucky Express geliyor ve koşuda son 200 metre içeriden 6 numaralı Lucky Express geldi. Lucky Express geldi grubu bastırdı ve grubun liderliğini aldı. En dış Kulvar'dan 10 numaralı Island Fortune atağa kalktı. En dış Kulvar'dan 10 numaralı Island Fortune içeriden 5 numaralı Fast Warriors geliyor potayı 6 numaralı. Lucky Express buluyor Zack Burden'la. 125 günlük aranın ardından çıktığı piste Zack Burden'la potayı 6 numaralı Lucky Express buldu. Ko Kuşuyu kazanan bu safkan 11 numaralı Silver Express'le ikili olarak start aldı. İkincilik kararı 5 numaralı Fast Pulse Furious ve 10 numaralı Island Fortune arasında 4. 2 numaralı Duke Vai oldu. Evet. Ve e, ekranlara geliyor evet. görüyoruz. E, Arap tablosu şey ne konuşuyorduk diyorsunuz? en son. İşte Hı. bu tabloda açık yarışların azalmasıyla ile Kazbert'in üstünlüğü biraz daha artıyor. Evet. Yıl sonuna doğru da fark belki biraz daha açılabilir. E, sağda fazla yavrusu olduğu için. Berksoy bu kazancın 6,5 milyonun 2-2,5 milyon kadarını Sertberg ve Krejder'le elde etti. E, dolayısıyla onların şu anda koşmuyor olması tabii biraz da onu ikincilikte tuttu. E, turbo'dan bir atak geldi nihayet. Yıl sonuna doğru kaybettiğimiz bir aygır. Babam Önlüt harika başladı. Kendisine çok benzetiyor yavrularını. Gelibolu'da e, muazzam bir aygır. Dün de kazandı bir tayı. Horus. Onu da konuşacağız. E, onun haricinde benim ekstra bir ilavem yok. Ereğin varsa. Tarzan koşusunu 1-4 bitirdiler galiba. 1 evet. Evet. Ben iki atında galabını seyrettim. Horus çok daha iyiydi. Ama Gökhan Kocakaya tercihini... Diğerine diğer kullandı. hattan yana kullandı. Hayırlısı. Kısmet horuzu mu? Evet. tabii işte. Değil mi? Kısmet olmamış. Kısmet olmamış. Peki diğer tabloyu da konuşmuştuk zaten ee, sonuç itibariyle. Bu haftaki tablolarımızda bu kadar dedikten sonra. Şimdi gelelim e, hafta içerisinde konuşacağımız koşullar var. E, Captain Fantastic starttan alalım. Aslında geriden başlayalım. Şöyle 7. Alihan'dan başlayalım. Starttan geldi. Alihan'ı bir izleyelim. Alihan'ı konuşalım. Alihan artık e, yarışlarında o öndeki yaş aldıkça öndeki süratin dışında da artık daha kontrollü... daha bekleme yarışları önde önde bekleme tabir evet. ettiğimiz evet. iki üç giderek artık yarışlarda yapabiliyor. O e, başlarda yapmış olduğu aşırı sertlik, binicilerini zaman zaman çok zor duruma düşünen sertlikleri oluyordu, ele alıyorlardı. Bunu tamamen değiştirdi ve hedef yapılarak her sene Ali ile de konuşuyoruz zaman zaman. Her sene böyle 3-4 tane yarış belirler. Arada şartı şurtu uysa da koşmaz o koşuları. Yani şey yapmıyor onu, cezbetmiyor. Çok güzel yol haritası çiziyorlar. Aynen. Ben diyor 4 yarış, 5 yarış koşacağım diyor. Ve halen şu anda da geçenlerde yine bir röportajında izlemiştim. Önümüzdeki 2021'in yarışları bile nereyle başlayacakları belli. Dolayısıyla bu şekilde koşulunca at bir sonuç kaçınılmaz oluyor bu başarı. O günde ön tarafta giden birçok safkana rağmen Halis Karataş da artık Sayın da huyunu suyunu iyice ne biliyor ki onu da birazcık ele tabi olmaya da o alıştırdı diyebiliriz. E, doğru yerde doğru zamanlamayla yürürken ağır piste rağmen ki bir önceki yarışında açıkçası pistten de çok etkilendiğini düşünüyordum. Buna rağmen e, yine pistin belki de en az ağır olan yerlerini seçe seçe göre göre geldi ve kazanma başarısı gösterdi. Koşu ağırlığını koyarken e, o gün de bankomuzda parlak bir kapanışla 2021 Sezonlu Atıf Sembel koşusuyla kapamış oldu. Açık üç koşuyla Alihan diyebiliriz. Katılır mısınız veya ilaveler var mı? Evet, yani yüzde katılıyorum. Doğru bir yol haritasıyla gidiyor Safkan. Rakiplerine bakacak olursak hemen hemen tüm bulduğu yarışları koşan atlar birçoğu. Uzuna koşuyorlar, kısada koşuyorlar. işte farklı şehirlerde seyahatler yapıyorlar. Alihan sadece sürat koşusuna gitti. İki yıldır Veli Efendi dışında katıldığı tek koşu sürat koşusu. Daha aralıklarla koşuyor. Açık yarış atlarının performansı da daha yüksek oluyor tabii. tabii. Handikap şartlı atlara göre çok daha fazla yarışa kendilerini veriyorlar. Zaten bu yüzden açık yarış koşabiliyorlar. Dolayısıyla onları biraz daha dinlendirerek koşmak faydalı oluyor. E yarışta da sahanın yumuşak olmasına rağmen tempolarda gayet güzel, yüksek bir tempo vardı yarışta. Özellikle Ardaşah çok süratlendirdi. Arkasındaki şu an 2 ve 3 devam eden isimler de onun hemen e, dibinde takip ettikleri için sonlarda pek Alihan'a direnecek güçleri de kalmadığını Doğru. düşünüyorum. Evet. Aralarında bir ikincilik mücadelesi oldu. Ee, Nestor, Ulan Motor iyi koştular. Icebreaker'ın sonlarda gelişini beğendim. Güzel. O da takipimizde olsun. Alihan'ı kutluyorum. Çok güzel de bir jockey'e uymaya kalındılar. Ee, Ali abiyle de sabah öyle bir karşılaştık. Göz aydın olsun diyorum ben. Bütün ekibin eline sağlık. Tabi evet. antrenörü Şükrü abi de keza aynı şekilde. Evet. 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 Ya bütün ekibi kutlamak gerekiyor bu anlamda. Ee, sahaya indiği günden itibaren çok doğru koşulan bir at. Yani koşmuş oldukları en uzun mesafeli koşu 1600 mesafeli koşu. Onunla bile biraz eksik koşunca daha fazla zorlamadılar. Ya iki sefer koşmuşlardır ya da üç sefer 1600 mesafesini. Atın limitlerini, güçlerini çok iyi bilen bir ekip var. Ee, kolay değil. Arka arkaya iki yıl sürat koşunu kazanmış bir safkandan bahsediyoruz ki bunu her at başaramıyor. Bir de Ballıkaya vardı galiba bunu başarabilen. Ee, o da zaten Aygır tablosunda az önce konuştuğumuz bir isimdi. Ee, da bu ilk çıkışını dün A3 koşuyla taşlandırmış oldum. Ee, tabii bizde de yeri biraz ayrı olan bir isim. Ee, ekip olarak çok konuştuğumuz, çok beğendiğimiz bir safkandı. Görüntü olarak zaten sahanın bence en düzgün olması gereken yarış atı fiziğindeki bir isim Alihan. Bu da sahaya yansıyor. Dün de önceki yarışların aksine biraz daha fazla aslında gerilerde takip etti koşuyu. Değişen bir şey olmadı. Birinciliklerine bir yenisini ekledi ve sezonu bitirdi. Gözleri aydın olsun. Böyle bu tarz safkanların elde etmiş olduğu başarılar bizleri de mutlu ediyor. Hiç şüphesiz bir aygırlık kariyeri de olacak safkanın yarış hayatı sonrası yetenekli, çok iyi bir at. Pekala. Yani. O zaman Anadolu harikasına geçelim. Aynı gün koştu. Yarış hayatının ikinci startıydı. Tecrübeli isimler yanında yine harika bir yarış çıkarttı. Ee, ve tabi iş dersi ekrana geliyor. İlk startında çok fiyakalı bir yarış kazanmıştı. Bu arada Eray evet. e, konuştuk senle o gün hatırlıyor musun? Yetiştiricisi de Tuğban Bey. Orada belki bir evet. yanlış şey var. Hani, ko yolda konuşurken kısrak şuradaydı buradaydı hatırlıyor musun? Evet. E, yolda konuşmuştuk. Öyle mi? Tabi yetiştiricisi de Tuğban Bey. Bilgin olsun. Yani bilgiler. der hani bu konuda da atın Allah yetiştiricisi Tuğban Bey. E, kısrak da onda. Şey yelden. E, yelden değil Şimdi Arap atından bahsetmiyorum. İngiliz atı Anadolu arkası. Yok biz o gün... Turuk Makdo'dan bahsediyorduk yani onun annesi muhabbetini konuşmuştuk şeyi. Ama o yetişici muhabbeti Arap atı için. O ayrı. Yok, bunu konuşuyorduk. Ha yani bu bunu konuşuyorum. Evet. Bunu konuşuyorduk. Burada da şey yapınca hani bu İngiliz direkt şey ...Kısrak'ta, de ve ikinci yarışında da Toruk Mackton'un bu yavrusu harika bir birinciliği imza atarken starttan çıktığı gibi yine koşu ağırlığını koydu. Şimdi burada eleştiriler şeye geldi. ...Vedat'a biraz dışarıya mı açıldı şeklinde ama iki yarıştır tay farkındaysanız... Tay sanız. geziniyor biraz. Tay biraz geziniyor. Ee, ...dışarılara dışarlara gidiyor. Ee, burada işte bu aynı şey. Burada ben açıkçası herhangi bir yani rakiplerine faul sayılabilecek herhangi bir şey yapmadı. Pistte geziniyor. Evet doğru. Ama aradaki farklar ikişer üçer boy fark var arada. En az ikişer üçer boy fark var ve Hani bu anlamda da e, herhangi bir rakibini zorlayabilecek, ona far sayılabilecek bir şey. Yok. Arada yani iki üç fark çok var. net, çok net, aynen. Ve yine e, Toruk Maktun'un bu başarılı yavrusu henüz ikinci yarışında Mystic Spirit'in yavrusu henüz ikinci yarışında mükemmel bir birinci daha imza attı. Yine aynı şekilde çiftlikte satılık olan atlardan bir tanesiydi bu da o dönemde arka arkaya Taylar e, başarılarını sergiliyorlar. Ben e, önü çok açık atlardan bir Taylardan biri olduğunu düşünüyorum. E, fakat bir tek ufak bir şeyim çok süratli ya. Hani bu sürat Tay için bazen sıkıntılar yaratabiliyor. Okay. Biraz daha kontrollü o süratini Vedat kontrolü alabilirse e, eminim ki çok daha farklı yarışlar e, çıkartabilecektir. Daha mesafeye uyum Belki olacak. Belki bekleme dedi. yaparak da daha iyi koşabilir. Daha koşabilir bak. çünkü şu anda sürat ve de tayda hani belli bir sürate çıkıyorsunuz burada bakıyoruz 59. E, bir şeyler e, alabilir e, ileriye. E, uzun vadede tayda hani şey olabilir ama istersen hani kolay da çıkıyor o sürate. Sonuçta hani evet elde çıkıyor çok kolay sen o, o sürati yapabiliyorsun belki ama işte tay onun farkında değil bir şekilde kendisini etkileyebilir Tabii. bir sıkıntı yaratabilir mi soru işaretleri hep oluşuyor ama. Ağır piste rağmen çok şey tempolar, süratli tempolarla gidiyordu. Fakat buna rağmen sonlardaki tecrübeli rakiplerin hepsine direndi ve kazandı. Bu da aslında tayın kumaşını bir kez daha ortaya koyuyor. Tebrik edelim ekibin ilgililerine yine e, harika bir birinci de imza attılar. Dediğim gibi üçlüye döndüğünde çok daha başka yerlerde izleyeceğimiz isimlerden bir tanesi. yarış hayatının henüz ikinci yarışında kısa vade bir koşuda koşu koşmuş o kadar tecrübeli tayların yanında Harika birinci kezlik. Üstelik 1400 metreyi starttan çıktığı gibi i̇şte. dedi ki bir ikili tay için. Bütün yükünü çekti yarış. Yani bir ikili tay için önemli bir başarı olduğunu söylemek isterim. Neler söylemek istersiniz? Attaki yani potansiyeli zaten ilk yarışında görüp vurgulamıştık. Tabii. Herkes de görmüştür. Şimdi bir uzak yapmak var. Bir de bu atın kazandığı gibi Evet. dolu dolu uzak yapmak var. Ee, önemli göstergeydi. Mücadele ede ede. Tabii. Yani bir de sermayeli girmesi Tabii. önemliydi fotoya. Hadi dedi, anında Jokian'a e cevap verdi. Şimdi startla birlikte güzel bir tempo kurarsınız, grubu dağıtırsınız. Arkadan gelen bir at olmaz, uzak yaparsınız. Ama sizin de gücünüz o kadardır. Bu at bir yarış önce ilk startını kazanırken fotoya çok diri girmişti o gün için. Buranın sinyalini verdi. Tek soru işareti Safka'nın tecrübesinin eksikliğiydi. Bunu da mükemmel formu ve o rezerv enerjisiyle henüz yıpranmamış bir tay. E o açıyı kapattı ama senin dediğin konuya katılıyorum abi ben de. Bu şekildeki süratler yarışın tamamen yükünü çekmek, atın ömrü yani yarış hayatı diyeyim, yanlış tabir kullanmayayım. E 3 sezon koşacaksa böyle bir sezon, iki sezon koşar. Genel olarak bu at üzerinde söylemeyeyim. E, tarihte de çok örneği var. Yani bekleme yaptıktan sonra daha uzun ömürlü, daha başarılı olan birçok at var. Bence bu at yapabilir bekleme özelliği de olacağını düşünüyorum. Kolay gidiyor. Yani, o süreti bir şekilde görüyor yani. Mesafeler uzadıkça. Evet. E, daha kolay gidecektir. Ben o zaman işte böyle ani tazikler değmeyeceği için pistte de çok gezinceğini de düşünmüyorum e, bu durumda. Eee Senklet şunu da vurgu yapalım. Az önce pedigrisi çıkarken tekrar bir e, hafızaları tazelemek adına e, geçen hafta konuşmuştuk ama bir yarış önce yine bir hatırlayalım. Baba Torukmaklı Otoraj Avrupa'nın en önemli aygırlarından bir tanesi. Klimayı de. kapatabilir miyiz? Evet. Monge'un e, çok klas oğullarından biri. E, anneye baktığımızda e, Invisible Sprint kız annesi de. Invisible Sprint de yine İrlanda'nın lider aygırlarından bir tanesi. Şimdi biz o dönem gidip yerinde de görmüştük Invisible Spirit'i İrlanda National Stat'ta. O dönem bile 100 bin avroya yakın bir aşım ücreti vardı. Şu anda da ona yakındır. Bilmiyorum aşımda mı değil mi yaşlandımış da olabilir Aygır artık. Dolayısıyla Safka'nın hem baba tarafından hem anne tarafından baktığımızda ikinci hatlarında inanılmaz isimler var. Bu da işte sonuca bu şekilde etki ediyor. Evet. Ee, takip edeceğimiz isim ilk kez bu pistte start alan ve fotoya çok diri giren Secret Power olacak. Çok beğendiğim bir isim. Uzayan mesafelerde farklı sonuçları imza atacak bu kısrakta takipimizde olsun. Evet. Tay de vardır katkıları. Tolga'nın bıraktığı yerden devam edeyim. İyi bir Tay Secret Power. Ee, zamanın akışı ve uzayan mesafeler e, bu ismi arayacaktır. Takip alınmalı. Kazananla ilgili çok e, baskın bir detay var. Ee, size 3 tane isim söyleyeyim. Ortak özelliğini siz söyleyin. Girl Gambit, Sigoş, Anadolu harikası. E Tabii yumuşak sağ. Pis. Üçü de yumuşak sağ koşullarında çok seviyorum. kazandılar. Yani çok net şekilde Türk Mato'dan Evet baba aygırdan dolayı çok net şekilde bu gibi sağları yani iki kat daha iyi koşuyor. Mutlaka. dolayısıyla mevsim sonunun gelmesiyle birlikte elde edilen başarılar da muhtemelen ekipte bu Butay'ı biraz daha bu zamanlara saklamış olmasının durumu bununla kaynaklı olabilir. Nihay o zaman hatırlıyor musun Butay konuşulurken şey demişlerdi? Eee Tuvan Bey de konuşurken bunu biraz daha sezon sonuna evet. doğru ee, satın alırsa sezon sonuna doğru koşmanızı evet. tavsiye ederiz. Sezon sonunda çok daha iyi olacaktır evet. şeklinde bir paylaşım da bulunmuştu. Ki nedenle haklı olduğunu da evet. burada göstermiş oldu. Aynı şeyi Anadolu edası için de söylemişti ki evet. e, o da biraz daha böyle. Onun hatta yakında bir yarışı vardı hatırlıyor musun? Bir buçuk doğru. ay sonra koşacak bir doğru. ay sonra şey pardon bir hafta sonra bir koşusu var bir hafta on gün sonra bir şorşun çıkarmıştı. Sonra koşup arka arkaya yarışını yaptı ama sonuç itibariyle hakikaten çizgi üstü taylardan biri olduğunu gösterdi. Anadolu harikası. Ya Bir de şimdi rakiplerinden daha tecrübesiz bir taysın. Şimdi baktığın zaman grupta diğer tayların 4-5 yarışlara falan var. Sen henüz ikinci yarışı değil mi? Öyle hatırlıyorum. İkinci yarışı. İlk yarışını kazanmıştı. İkinci yarışı. Bu ikinci yarışı kolay bir şey değil. E, o pistlerdeki gezinmenin sebepleri de hem e, sahanın yumuşak oluşu e, hem de daha koşmayı yeni öğreniyor bunlar yani e, çocuk nihayetinde. Ama rakiplerini etkileyecek bir durum zaten olmadığı yok. için e, konuşmaya değeri bile bir şey değil. O gün Twitter'dan bana evet. bir arkadaşımızdan mesaj yapıp bir yazıştık böyle. Niyetinin çok halis evet, evet. olduğunu gördüğüm için o kadar şeye girdik. Çünkü iyi niyetle sordu. Ben de görmediğimi söyledim. Hakikaten de bir kez daha izledik evet, ki burada öyle şey rakip engelleyecek yani. bir durum ...söz konusu değil. Eküri kutlayalım. Çok güzel bir tay. Önü de açık. E, gözleri aydın olsun. E, mevsim sonuna doğru biraz daha eküri e, ...ciddi anlamda form tutmaya başladı Tablo da zaten evet, evet, yukarıda. Captain Fantastic gelsin arkadaşlar ekrana. İstanbul 7. Koşu Captain Fantastic starttan gelsin. Valla o gün ben çok tutuyordum Captain Fantastic'i. Bir ara Ayhan kapandı. Dedim bu hafta gene Ayhan konuşacağız. gene <laughs> <laughs> yol bulamadı. O zaman biraz fazla beklemişti. Yarın biniyor o bu arada. Evet. Yarın mı biniyor bugün. Ha bugün biniyor. Ben tabii yazıları e, karıştı. Artık. Karıştı artık hepsi birbirine. <laughs> e, bugün biniyor. Burada bir trafik problemi yaşadı. Ah dedim gene Ayhan konuşacağız. Ya çocuğum da şanssızdı hep tam programa şey olurum dedik ama oradan sonrasında çok kolay yol buldu ve Tay da kendisi çok güzel cevap verince evet. artık hakikaten fantastik bir tay olduğunu bizlere gösterdi. Güçlü kağıdıyla da önemli rakiplerini geride bırakma başarısı gösterdi. E, oligarktı değil mi? Oligark. Oligark. Şimdi ee, oradaki görüşüm ve eleştirim şu ee, gerçi bir önceki tayla da çok birbirine evet, sıkıntı evet. olacak i̇şte, hay, düşünce açısından sıkıntı evet. geldikleri yer aynı yol haritası yol haritası aynı fakat burada bu sürate, bu tempoya girmek birazcık henüz yarış hayatının ikinci koşusunu koşan bir tay için oligarktan bahsediyorum bana göre biraz erken oldu hani birincisi neyi düşünerekten bunu böyle yaptı bilemiyorum ama evet çok kolay net bir birincilik elde etti ama sentetik bir ...böylesi tecrübeli isimlerin yanında bu tempoya biraz erken girince... E, ...bana göre beklentilerin, benim beklentim en azından daha altında e, bir performans sergiledi. E, belki o tempoya o kadar ışık vermiş olabilir ki... Ilk koşu ...çünkü çok fiyakalıydı, evet. çok dikkate değer bir yarıştı. Belki de çok iyi hani onu alabileceğini hissettiği için... ...ben bu tempoya girerim ve bir şekilde düzlükle bitiririm dedi ama... ...o atlarla bu atlar bir değil ben bu yarışın kesinlikle ölçü alınmaması gerektiğini, kumaşının kalitesinin çok daha farklı olduğunu düşünüyorum ama bu tempolarla henüz yarış hayatının ikinci koşusunda da bir yarışa başlarsak bu son e, kaçınılmazdı. Ben inanıyorum ki bir üçüncü yarışında çok başka bir oligark izleyeceğiz diye düşünüyorum. Ben de oligarkla başlayayım o zaman. Gördüğüm söyleyeyim. E, tempo konusunda katılıyorum. Bir diğer nokta da düzlüğe çıkıldığında içeriye yattı at sürekli. Evet. O da jokeyini çok uğraştırdı. Bir yerden sonra da Eh, Ahmet bindi değil mi bu tay? Evet, evet. Ahmet de çok fazla üzmek de istemedi. Sonra o, şöyle da bir, gıdıkladı, kapar mıyım diye dördüncülüğü ama evet. E, düz, düzlüğe çıkıldıktan sonra baktı ki çok içeriye yatıyor Tay. Ahmet birazcık yavaşlattı yani. Normal çalışsa da zaten en fazla evet. geleceği yer dördüncülük. Aynen. En azından çok Tay'ı üzmemiş oldu. E, takip edelim diyorum ben de. Beklemeyi de yapacaktır. Twinsy bunun annesi toporlayın aynı hattından aynı geliyor. Kendisi de bekleme yapabilen bir isimdi. Native antayları da keza ile Zaten seneye çime çıktığında çok daha da farklı olacağını. Mesafe de tutuyordu galiba anne. Anne tabii tutuyordu. Tam mesafe atıyordu. Evet. Tam, tam uzun da yapıyordu. O yüzden oligark bakın burada bariyerdeki atın eşki olarak da ondan farklı İçine yatıyor. Ahmet atı çekmeye çalışıyor. Düzeltemedi. Sıkıntı yaratmayayım diye evet, Düzeltemedi de sonra kamçıyı çıkarttı artık İçeriden bir dokundu. Aynı ki o esnada arkada da yol bulma çabaları vardı Captain Fantastic. O da, o da öndeki çok tempoyu Ayhan çok iyi değerlendirdi. Aynen. Katsu tam öne geçti ama siklet farkının da etkisiyle. Belki e, de o kapanması avantajı oldu Ahmet. yani o, beklemiş o, oldu biraz. Ayran kurşun aynen. Geldi, hakim oldu. Üçüncü olan da Temuran. Onu da beğendim. İyi küçük farklılar diye. Yani. O da düzüklü. Temurhan bir ara böyle kazanara girdi ve evet. e, devam etti. O da ama iyi bir yarış. Şimdi daha iyi bence, de. bence Biraz da sence kısa bir sprinti var evet. Temurhan'ın. Bir önceki yarışında 1600 koşmuştu. Ben hani mesafeden biraz etkilendi düşünüyordum ama o kısa sprintini doğru yere doğru zamana saklamak lazım. Evet. E, o durumda daha e, etkili performanslar sergileyecektir. Yani bu koşuda öndeki sürat kolay bir sürat değil. E, dolayısıyla sonlarda. Her iki tayında olduğu yere basmasının sebebi o. Evet. Ee, ya yani 47 geçtiğin zaman 1400 mesafeli koşuyu bitirme şansın i̇ki için ya çok zordur uyan. yani. Mümkün değil. Kolay kolay da gördüğümüz bir şey değildir. Kaldı ki bitirsen bile ya uzun vadede çok fazla bir beklenti olmaması gerekiyor bu taylarla ilgili. Yani evet. e, çok sakatlanan at gördük benzer şekilde bu süratleri Aynen. yapıp da yarış hayatının devamında maalesef biz tabii ki bunu istemeyiz ama maalesef yarış hayatı çok kısa süren Evet. atlar oldu. Dolayısıyla bu yanlış tempolardı. Her iki jockey ve her iki at da bunun bedelini o gün için ödedi. Bekleme yapan, yarışı doğru yerlerde takip eden isim de sonuca ulaştı. Çok net, çok fiyakalı bir yarış kazandı. Ve jenerasyonda ben de varım dedi. Kurtel'in piyasaya sürdüğü ilginç dikkat çekici detaylardan biri de bu. Ayaklar düz bassın. Bütün ekibini kutlayalım. Yani yüksek Peki. tempoyu kolay takip edebiliyor. Evet. Öyle bir özelliği var. O da uzayan mesafeler içinde arttı. Evet. Oğlum Doruk gelsin. Oğlum Doruk da bir önceki koşusunun tesadüfi olmadığını göstermişti. Yamanlar Bey'i Longkran'ı yarışının üçüncü, Dört. dördüncüsüydü. Ve o yarışta hani oğlum Doruk nasıl dördüncü oldu diye soru işaretleri vardı. İşte bu şekilde dördüncü oldu. At gerçekten e, gerçek gücünü, kumaşını, sınıfını bulmuş diyelim artık. Veya tırnağının ucunun ucuna gelmiş fit durumdaki ki bu görüntüyle de zaten kazanma başarısı gösterdi. Ekibinin ilgililerini kutlayalım. Çok zorlu bir sınavdan sonra buraya geldi ve bu sınavdan da alnının akıyla çıktı. Ee, söylenecek çok daha fazla bir şey bulamıyorum. Çok doğru yerlerde, doğru zamanlamayla yürüyüp kazanma başarısı gösterdi birincisi de. Yani yarışta da yavaş bir tempo vardı. Normalde süratli isimler var. Ee, özellikle işte Çakal'ın oğlu, e, Brevgülede Yitir. Koştukları yarışta ciddi sürat verirler. Burada ikisi de birbirini bekledi. Evet. Ee, öyle olunca yarışın arkadaki atların biraz aleyhin olduğunu da söyleyebiliriz herhalde. E, bu tempoyu da en güzel yerde etliye sütliye karışmadan takip eden bir oğlum Doruk vardı. Bir start çektiği için startla beraber şöyle ufak bir depar yaptırdı Jockey. Evet. Çok da güzel bir yer tuttu. Üçüncülüğe girdi. E, baktığınızda öndeki rakipleriyle de arasında çok ciddi bisiklet farkı var. Artık sezon sonuna gelmiş. Atlarda o bütün bir sezonun yorgunluğu baş göstermeye başladığı dönemde e, oğlum Doruk biraz daha dinç, daha nispeten seçilerek koşuldu. E, yaşı genç, sikleti hafif. E, bütün avantajları kullandı. 4 Dört dörtlükte bir jockey performansı. Buna da Vedat bindi herhalde. Abiş mi binmişti? Yok, Hı? Nevzat. Nevzat abici. E, Nevzat da eksiksizdi atın üzerinde. Evet. Onu da söyleyelim. Nevzat bindi kupat oranında Evet. evet. Ben abiş diye sanki bir yarış önce mi abiş Yok. büyümüştü. Hı. Öyle aklımda kalmış ama Nevzat da e, çok doğru yerlerde takip etti. Atla olan uyumu da e, gayet iyiydi. Net şekilde kazandı. Yukarıları da göz kırptı. Maşallah. Tebrik ediyorum. E, atın ilgililerini, antrenörü, Sabri Bektaş'ı başta olmak üzere. Ben de Sabri abiden başlayayım. Yani e, Sabri abi kazansın. E, kazandıkça bizler de mutlu oluyoruz. atın bir önceki yarışı Bayalı Türk koşusu. Baktığınız zaman Yamanlar Beyi, e, Runner, Vince Store, bu rakiplerinin hemen düklerinde e, aslında etkili bir performans sergilemişti. Geri dönüşünde bulunan bu e, yarış kaydı çok doğru bir yarış kaydıydı. Hem e, rakiplerine kilo veriyorsun, e, hem de e, yarış hayatının en formda döneminde bu koşuya çıkıyorsun. Nevzat da e, yarış boyunca çok doğru yerlerde koşuyu takip edince. Bütün bunların birleşmesinde başarı geldi. Oğlum Doruk takip attım, takip ettiğimiz, inandığımız atlardan biriydi. Muazzam koştu, Nevzat'ı da kutlarım ama yani şu Brave Gladiator'da Tolga'nın Gazi koşusundan sonra 10 yarış koşmuş. Evet, maşallah. Yani kötü koşmuş olduğu tek yarış var. Evet. En kötü performansları 2-3, 2-3. Dolayısıyla orada da çok ciddi bir ekip başarısı var. Ben Ferhat kardeşim de bu anlamda kutlarım. Bana göre biraz Yoğun bir yarış trafiği olsa da yani hem gaziyi koşacaksın hem de devamında böyle çok fazla yarış seçmeden girebileceğin her yarışı kovalayıp e, buralarda devam edeceksin ve üstüne istikrarından da bir şey kaybetmeyeceksin. Bu sahalarımızda çok gördüğümüz bir durum değildir. E, dolayısıyla onları da kutlayalım. Burada elde edilen üçüncülük bu sebeple bahsettiğim nedenlerden dolayı kıymetli bir üçüncülük ve yarışın yükünü çekerek bunu başarıyor olmak da e, ayrı bir değer. Winnerman bu ara hep iyi koşuyor. Onun ekibini de kutlayalım Çakal da bu kilosuna rağmen bitirmiş olduğu yer ve sonlarda biraz da sprint atarak geldi dikkat ettiyseniz. Evet. Bence başarılı. Ee, kilo şartlarının normale döndüğü durumlarda Çakal da özellikle kendi temposunu yarışa koyduğu mücadelelerde kazanmaya çok yakın. Evet. Pekala o zaman ve şimdi bir yarışımız daha var ki dün koşulan bir koşuydu. Yarış koşulduktan sonra sosyal medyada Hani adeta olay oldu sanki uçağın kanatlanan görüntü de öyle İşte hani illüzyon nasıl oluyor böyle oluyor adeta bir ilüzyon oldu çünkü e, aslında tabii işin ben hani bu şekilde söylerken sanki at başarısızmış, şuymuş buymuş gibi algılanmasın e, gerçekten çok zor bir işi başardı bu safkan at da jockey de e, çok zor bir işi başardı ama o tempolarla giden yarışta son metrelerde adeta yürüdüler. Trakus'a baktım akşamleyin. Hı. Baktığınızı mı bilmiyorum. Sonlar artık 14 küsurlar. Ya Arap atı temposuna düşen atlar olunca es o gerilerde zaten bariyerler de biraz daha dışarıda. Hı. Daha kontrollü bir şekilde gidince bariyer dibinden inanılmaz bir sprint yapıyormuş gibi geldi ve kazandı ama sonlarda öndeki atlar da Arap atı temposundaydı e daha detaylı incelediğinizde görürsünüz zaten dedikten sonra getiriyoruz ekran arkadaşlar lütfen e, rica edelim. E, don't forget iki numaralı e, ikinci ki İstanbul'da. Şimdi bir donduralım, bir donduralım. Biraz start verip bir daha dondurabilir miyiz mümkünse? Bir daha starttan verelim. Bir şey göstereceğim orada. Şimdi startı verelim. Yok, aksın böyle birkaç aksiyon. Şimdi donduralım. Şimdi bakın içeriden bir, iki, üçüncü at. Çıkışta zaten böyle bir şeyle hani düzgün ip gibi başlamadı. Burada da biliyorsunuz dışarı doğru hafif böyle bir sapma meyili var. Üçüncü safkandan bahsediyorum. Bir, iki, üç turuncu beyaz formalı safkan. Sadece onu izleyelim. Yarışı hiç izlemeyenler şu ana kadar bu yarışı görmemiş olanlar için. Dün İstanbul'da koşuldu. Sadece o atı izleyelim. Düzlük dönürken at bir de dışarılara gidiyor. Çünkü bariyerler de dışarıda. Bir şekilde at dışarılara gidiyor. E, bu esnada da ön tarafta da mahşeri bir sürat, mahşeri bir tempo. 1300 metre bir yarış ve son metrelerde de artık 13'ün sonları 14'lere gelinmiş bir tempolar var. Ve o adeta yarış... Yani şimdi ben aynı şeyi yaşadım aslında bir atımla anlatırım. Hep çok gerilerde önde giden atımızı bekleme yaptırmıştı Halis Karataş. Ve sonlarda gelip kazanmıştı ama bu tabii ondan çok daha farklı bir yarış. Eee yarışta böyleydi mesela o da çok yerlerden gelip bir yarış kazanmıştı ama bu, Urfa'da her hafta seyrediyor Değil mi? Urfa'da olabiliyor Ashta. Değil mi? Doğru. Yapıyor bunu. E, fakat burada inanılmaz derece adeta yarıştan kopup derecesiz diyebileceğiniz bir at evet. ve viraj dönürken arada 100 metreden fazla bir fark var ve bu at geliyor, yarış kazanıyor bariyer divinden. Hep birlikte izleyelim. 3 Üç, 3. sırada gördüğümüz Safkan. Bir de sesli dinleyelim yarışı. daha sonra üzerinde konuşalım. Şu başladı bir numaralı Cafer Bey bir buçuk boy kadar geç çıktı. İç kulvardan gelen 4 numaralı Captain Fast ile alıyor. 1 boy geride dışarıda 3 numaralı Mr. Loverman var. Şimdi aradaki fark biraz azaldı. 3 boy gerilende 5 numaralı Don't Forget, 2,5 boy geride 2 numaralı Dalırmen. Onun da 3 boy gerisinde 1 numaralı Cafer Bey sırasıyla son 600 metreye doğru yaklaşılıyor. İçeride Asparta 4 numaralı Captain Fast önünde dışarıda 3 numaralı Mr. Loverman var. Onların 10 boy kadar gerisine 3. yüzeyde 2 numaralı Dalırmen. 5 boy geride 1 numaralı Cafer Bey daha sonra dışarıda 5 numaralı Don't Forget sırasıyla düzlüğe çıkılmak üzere. İçeride 4 numaralı Captain Fest önde. 3 numaralı Mr. Loverman onu yakaladı. Şimdi liderliği de aldı. Fark yarım boya kadar çıkardı. İçeride 4 numaralı Captain Fest ikincilikte kalıyor. 5 boy gelende de 2 numaralı Dollarman var. Son 400 metreye doğru fark 2 boya kadar çıktı. 3 numaralı Mr. Loverman önde. orta kulvardan tekrar 4 numaralı Captain Fest'in atakları var. 4 boy gelende 2 numaralı Dollarman, Dollar sırasıyla son 300 metreye girilmek üzere. İç kulvarda 3 numaralı Mr. Loverman önde. orta kulvardan tekrar 4 numaralı Captain Fest geldi. Aradaki farkı azalttı. İçeride az Asfalt'ta 3 numaralı Mr. Lover'ın önünde dışarıdan 4 numaralı Captain Fest atak yapıyor. Asfalt'ta 4 numaralı Captain Fest öne geçti dışarıdan Cafer Bey'in atakları var. Fark 2 boy kadar 4 numaralı Captain Fest önünde Cafer Bey içeriden de Don't Forget geliyorlar. 3 safkanın mücadelesi 5 numaralı Don't Forget son ataklarıyla koşuyu kazanıyor. 4 numaralı Captain Fest ve 1 numaralı Cafer Bey ikilisi birlikte potoyu geçti. Dedi. 2 numaralı Dalırmen 4. 3 numaralı Mr. Loverman da 5. oldu. Beş numaralı Don't Forget Ahmet Çelik ikinci kuşuyu kazandı. Evet. evet. Ee, bu arada yukarıdaki yarış şey mi? Canlı mı? Canlı Zamanı mı? Zamanı geldiyse canlı olabilir aslında. Evet. Canlı, değil mi? Hayır şey gibi Adana'ya benzettim bir anda evet. iki şey. Hep şimdi yarışları izledik ya sabah. Evet bir anda izliyorduk. Şimdi Don't Forget nereden geldi ve nasıl geldi? Evet Don't Forget'e bakalım o zaman. Şimdi start çıkışında. Önde ciddi bir tempo var. Captain e, Fantastic miydi? Evet. Ha. Ve Fest. Captain Fest'le... Captain Fantastic diğeriydi. He. Az önce izlediğimiz. <laughs> i̇şte be, benzer isimler. O kadar da yarış var ki artık isimler de birbirine karışıyor. Öndeki iki tay... E, Bence gereksiz bir yasana ya bana mücadelesine girdiler. Bu bir tempolar da ortada. E, tempolar zaten ilk 200'den sonra 11-11'e e, düştü. Ve evet. e, sonları da senin de söylediğin gibi abi, ben bakmadım Trax'a. Aslında bir bakayım, inceleyecektim de İncele. bir fırsat bulamadım. E, şu yarışı bir alalım mı oradan bir saniye Trakus'u görelim diye. Buradaki Trakus'u görelim. Bak evet. 11. 11 tempo 11.6. Şimdi 600-800 arası da 47 mi geçtiler? ki orası viraja geliyor 48. <laughs> Yine de 13 değil yani 12, 12 küsür. 12.4 12. falan. Onlar artık iyice Onları artık var. durdu. Bu bu bir gerçek. Ama arkadaki atın e, geldiği yerde her atın gelebileceği bir yer, bir yer değil. değil. kesinlikle. Onu söyleyelim. Şimdi e, şu at sprintini yapsın. Şeyi verelim yurt dışını. Kenarda belki başlarsa diye. Yani yapmış olduğu sprint muazzam. Şimdi başa ver saralım yarışı. Neden bu at bu kadar geri kalıyor bir anda hiç normal bir çıkış yapmışken? Ona bir değinelim. Ben şimdi ekiple de konuştum. E, antrenör Mahmut Baykara olsun. işte ekip de yine sevgili Bülent olsun. Yıllardır bizim iyi arkadaşlarımız. Şimdi at çok kötü çıkmıyor aslında bu kadar geri kalacak şekilde. Evet. Fakat buradan sonra bakın çok ciddi şekilde yerden çim parçaları kalkıyor. Pist ağır olduğu için etay daha üçüncü erişi. Bakın ve bu inanılmaz etkiliyor. Tay bunlardan bir korkuyor. Yüzüne o çok da sert geliyor tabii, tabii. atların tabanından. E bir anda neredeyse yarışı bırakma pozisyonuna geliyor. Burada evet. Ki normalde de Ahmet Çelik bu tarz atları çok fazla hani yıpratmak istemez diyelim. Çok fazla Ki burada ele sonra... alıyor gibi dinnerken. Evet. Yarış evet. başladı. Evet. 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 Starttaki yerini aldı. Start verildi ve günün beşinci mücadelesi başladı sevgili yarışseverler. Orta kulvardan 9 numaralı Sky Supreme geldi. Numarayı aldı. 4 numaralı True Legend peşine takıldı. 6 numaralı Apache Pes 3. 1 numaralı Beer Slam 4. geldi. 11 numaralı Gold Comet'le birlikte ilk viraj dönüldü ve dış kulvardan 9 numaralı Sky Supreme. Temposunu arttırdı. Şimdi yarım boy farkla öne geçti. 4 numaralı True Legend dış kulvardan dolandı geldi. Bir anda 2. E sokuldu. Bari yerde 11 numaralı Gold Comet kaldı. Üçüncülükte iki boy gerilerinde iç kulvarda bir numaralı Slam hemen dışında 6 numaralı Apache Pace onların 2 boy kadar gerisinde dış kulvarda 8 numaralı Crossford hemen içinde ise atak yapıyor 5 numaralı Ultra Express onun dışında 2 numaralı Elite 5 daha sonra iç kulvarda 10 numaralı Party Everyday onun 2 boy gerisinde 3 numaralı Harmony Spirit ve grubun son sırasında 12 numaralı Super Wind Dragon şeklinde koşuda son 600 metreye girildi. Bir boy farklı lider yine 9 numaralı Sky Supreme koruyor. 4 numaralı True Legend'ın önünde. True Legend'ın hemen arkasından bir ikili. Şimdi atak yapıyor dış kulvardan gelen 11 numaralı Gold Comet. Onun dışından da 6 numaralı Apache Pez. Düzlüğe çıkılmak üzere artık koşuda son 400 metre. İç kulvarda Asparklı liderliğini koruyor 9 numaralı Sky Supreme. Ve farkı bir boy yaptı. Orta kulvardan 5 numaralı Ultra Express'in hücumu var. Geldi çok etkili şimdi. Hız, hızlı bir hücum şansı yakaladı. Rakibine hakim oldu. Dışarıdansa 2 numaralı Elite Beach e tak kalktı. 5 numaralı Ultra Express kaçıyor. 2 numaralı Elite 5 onu kovalıyor. Koşuda son 100 metre. iki boy farklı avantajlı bir şekilde potaya gidiyor. 5 numaralı Ultra Express Joao Morarella potayı 5 numaralı Ultra Express buluyor 2 numaralı Elite Pace 2. 12 numaralı Super Wind Dragon yarışı 3. olarak tamamladı sevgili yarışseverler. Hong Kong Şatinde günün 5. koşusunu 5 numaralı Ultra Express kazandı. 2 numaralı Elite Pace 2. 12 numaralı Super Wind Dragon 3. 10 numaralı Party Everyday yarışı 4. olarak tamamlıyor. Evet yarışı konuşuyorduk. Evet yani Tay normal bir çıkış yaptı diyebiliriz çok kötü değil. Sonradan az önce de söylediğimiz gibi e, pistten kalkan tabii pistin yumuşak olmasının e, getirisi olarak şuralardaki o parçalar, e, çim parçaları işte toprakla beraber sert bir şekilde atın yüzüne gelince e, üçüncü yarışı da iki yaşlı henüz tam anlamıyla tecrübe kazanmamış bir Tay. Ve bir anda tempodan düşmesi. Neredeyse burada kentere düştü. Neredeyse tırsa düşüp yarışı bırakacak. Tabii. Fakat Ahmet e, devam ettirdi. Bir tempoya soktu. Hatta 4'te 5'e girdiğinde de biraz grubu yakaladığında da hani normalde Ahmet'in bu kadar yani tay olduğu için sıkıntılardan yarış içinde gelip düzlüğe çıkan bir tayı çok fazla üzmediği yarışlar var. Ama burada ya şurada evet. en sonuncu burada evet. buradan gelme şansı yok dersin yani. Ahmet de inandı. Onu da söyleyeyim. Burada Hatta herhalde bir dokundu. Burada nasıl inandı? Yani yapıyorum. burada tam birinciliğe inanmıyor ama atın devam ettiğini görüyor. Nerede? Görüyor. Nerede inanıyor biliyor musunuz bence? Ya yani vücut diline baktığımızda buralarda bir içeri yatıyor, düzeltmeye çalışıyor. Şimdi hala bence tam Şurada kalk... bence. Şurada, şurada inandı. geçince şunu bak. A geliyor dedi başladı? Ha. Evet. Ve o kadar yani atı böyle çok üzecek bir şey de yapmadı yani. Yok, at kendi gücüyle at geldi. Kendi geldi. Biraz tabii tay e, hem o yediği çimler bir evet. de ister istemez tayların gelişim süreçlerinde ufak tefek böyle e, e, ekiplerin müdahale ettiği noktalarda oluyor. Onun da etkisiyle ben biraz ısına ısındıktan sonra da e, daha fazla cevap verdiğini de düşünüyorum. Peki. Öyle söyleyeyim. Ahmet'in şöyle bir yorumu olmuş. Geçen koştuğu bir yarış vardı denkleri oldu. Yarıştan evet. çıktı. Eğer orayı koşsaydık bu koşu yerine Sakarya'yı koşun size Derne. derdim demiş. Bu da hani ekstra ekipten bir bilgi olarak söylüyorum. Evet. evet, alalım senden de görüşlerini. Yani yakın zamanda izlemediğimiz bir performans. Evet. Şimdi tay yarışlarını daha bir dikkatli izliyoruz. Birçoğunu da hafızalarımıza yazıyoruz. Böyle bir koşu herhalde çok çoğu az. kimse hatırlamıyordur. Evet. Her ne kadar ön tarafta çok maşeri bir tempo olsa da nihayetinde şu metelerde şimdi 100 metre sonra yarışı ile ilgili bir yorum yapacak olursan ne dersin? Yarışı bıraktım, Gerideki at yarışı bırakacak falan dersin yani. şu Oraya doğru gidiyor çünkü evet. e, gidişat. Ama fotoferi çizgisi geçirirken bir bakıyorsun ki tamam. az önce çok farklı şeyleri düşündüğün bir tay aynayı en önde geçiyor. E, yani ben iyi bir at olduğunu düşünüyorum bu atın. Tamam. Enteresan bir yarış koştu. E, enteresan bir gücü var bunu çünkü her at yap yapamaz. Buradaki tek e, sıkıntışı olur. Bu gibi yarışların ardından çok yakın ara koşmamak lazım. E, çünkü taydan da aynı zamanda bir şeyler alabilecek. İşte orada da bu ekibin hiç istediği şeyler değil. O zaman zaten sıkıntı yoktur. Yani önü açık taylardan biri iyi yerlere gelebilir. Kağıdına baktığın zaman Kuloğlu bu zamana kadar çok fazla bir şey Vermemiş olsa da kendi yarışlarını çok iyi bildiğimiz bir aygır. Aslında fena yavruları vermedi yani. Evet. O kul kızı falan filan bakma evet. koşuyor hani yani. Seviye olarak şimdi... Tabii kendine yakın evet. vermemiş. Evet kendine bu, yakın vermemiş. Bu biraz vermemişti. stil olarak da benziyor, benziyor değil mi? Biraz böyle kafayı benziyor, taktı mı gelebilecek atlardan Bu Tabii Kuloğlu da mesela o bir yarışı şey yapmıştı. Kafayı taktı şey mı savruluyordu evet. geliyordu. Savruluyordu, falan. Bu, biraz bu biraz daha... onun boşluğunu doldurabilecek Doldur. bir at gibi sanki kul oldu. Bu da satılıktı biliyorsunuz. Tabii tabii birçok at el değiştirdi de evet. Berin Hanımın dolayısıyla e, ben çok beğendim tayı önü de açık e, tabi anne de bir Luxor kızı öyle biliyorum Evet Luxor. öyle hatırlıyorum Doğru. E, mesafede tutabilecek özelliği var e, dolayısıyla uzun vadede takibi alınması gereken ve o önemli koşullara göz kırpan bir performans e, Berin Hanım'a da buradan artık herhalde bir şey göndermiştir Tay. yakın zamanda kaybettiğimiz evet. büyüğümüzdü. Onunla ee, onun da mekanı cennet olsun. E, ee, çok sayıda e, kısrak gönderen bir kişiydi e, Belin Hanım. Onlardan birinin bu denli başarılı koşması da ister istemez e, insanları biraz duygulandırıyordur. Pekala. Yani. Ee, <laughs> o zaman düne geçelim. Dün biraz tempoyu arttıracağız çünkü süremiz ilerliyor. E, düne geldiğimizde ise bu sıra tabii konuşacağımız e, Koşulardan bir tanesi Sayete olacak. Gelsin hemen ekranda birinci ayak Bursa'da birinci ayak ekrana geliyor. O kadar süratli at var, o kadar e, önde at varken Sayat'a starttan çıktığı gibi bir beyaz bayrak aynaya yarışı yaparken ne denli formda olduğunu, ne denli iyi durumda olduğunu gösterdi. Ama bu birincilikte Aprantis'in Müsel Kayış'ın da çok ciddi katkıları olduğunu da söylemeden geçemeyeceğim açıkçası. Özellikle böyle e, yarıştan vazgeçmeyen inatçı stilli bir kardeşimiz. Atın üzerine de biraz daha zıplamadan yatarak binmeye başlamış. Evet. Fuat Çakar'ın o eski e, görüntüleri geldi aklıma. Böyle değildi. Yani Değil birkaç hafta önce böyle binmiyordu açıkçası. Fakat şimdi biraz daha atın üzerine yatıp daha e, açıkçası rüzgarı kesen daha şey. Boy da var. Bayağı boylu baktığında benim yani atın üzerine. Fakat onu o kadar tolere ediyor ki direkt atın üzerine yataraktan başarılı bir apranti ve e, başarısında burada atın da gücüyle beraber güzel birincilikle taşlandırdı. Kutlayalım ekibinin ilgililerini. E, tabii ki Müsal Kayış'ı 10 numara bir yarış yaptı. Ulan Bator, şey, bu da Vator'un yarışı tatminkardı. Beğendim ama öndeki Sayata'ya dün için yapabilecek çok da fazla bir şey yoktu diyebilirim. Evet. Yani defalarca son metreleri önde girip e, geçilmeyi başarmış bir kısrak. Evet. Hiç buradan da geçilmez dediğiniz yarışlarda bile aniden durup ikinci, üçüncü kaldığını çok gördük. E, dün için de sikleti de arasında 60 kilo. E, grubun en ağır ismi ve dişi e, iki tane dişisinden üç tane dişisinden de bir tanesi. E, buna rağmen e, bu başardığı şey gayet önemli. E, mürselli hatasızdı. Tempoyu güzel ayarladı. Sonlardaki atın üstündeki görüntüsü kısraklı olan uyumu muazzamdı. E, kutluyorum. E, gerek Sayetan'ın ekibi Başta çok değerli dostumuz, arkadaşımız, antrenörü Murat Akkılıç olmak üzere ki sahanın bu yıl en başarılı, en çıkıştaki isimlerinden bir tanesi Murat abi. Göz aydın olsun diyorum. Ee, yardımcısı olan Metin Erkuş da yine bizim üniversitemizden mezun kardeşimiz. Dün o imza atmıştı. Ee, onun da göz aydın olsun. Ee, ekibi kutlarım. Ee, daim olsun diyorum. Çünkü dün de yine Erdem Yüce bir diğer atı. İstanbul'da kazandı Luchezia. Onu da konuşacağız. Evet. Evet Ben de Equiry kutlarım. Bu atla ilgili de alınması gereken en doğru karar düzlüğü kısa olan pistlerdir. İzmir, Bursa, kumu eksik olsaydı Kocaeli'de çim pist, Kocaeli gibi düzlüğü kısa olan pistlerde daha başarılı oluyor. çok hepimiz çok iyi biliyoruz ki o İstanbul'da da yarışın baştan sona yükünü çekip kaybetmiş olduğu birçok koşu var ama özellikle kısa olan düzlüklerde bunu başarabiliyor. Son kazanmış olduğu yarış da yine Bursa pistindeydi. Dün yine Bursa pistinde kazanmayı başardı. Muhtemelen de en çok kazanmış olduğu sağ bu sağ olabilir. Kardeşimiz de 4 4 idare etti. Ağır kilosuna rağmen bunu başarması önemliydi. Geridekilerden yine yarış önlerde kabul isimlerden bu da Batur'un da iki bitirmesi. Bundan sonraki yarışlar için bir veri ancak Çim yarışları Çin. maalesef artık Doğru. Kalmadı. kalmadı. Jack Sparrow arkadaş demiş ki müsel Kayışlı sayette sanki Fuat Çakarlı Munhan gibi gözüküyor demiş. Tabi Munhan biraz daha tempo uzun mesafe yarıştırı da daha yapabilen bir isimdi. Görüntü olarak evet ama tabi stil olarak biraz daha tempo ee, Formada sarı olunca şey, herhalde, herhalde benzetildi. Evet, oradan bir çalışım yapmış. Peki long runner'a geçiyoruz. Start'tan itibaren izleyelim yarış gelsin ekrana üzerinde de konuşalım. Ee, samimi olarak şunu söyleyeyim yani tabi ben de Bursa'ya gittiğine şaşıran isimlerden evet. bir tanesiyim ama e, açıkçası hani soru işaretleri yoktu kafamda. Ben kazanır gözüyle bakıyordum Runner'a. çünkü bu grubun çok çok üzerindeydi. Ta ki, ta ki ki Halis da burada söylediği bu özellik virajın sıkıntılı olduğu. Bakın biat nereye gitti? O ama hep gidiyor. Şey o, The Dervish. Evet. Hatta Doğru, geçenlerde Doğru. hatırlıyor musun Sabahleyin bir mevzu olmuştu. Ne demişti Ali Kaçmazlı verirsiniz at Ali dışarılardan getiriyor mu? O da Derviş daha önce de benzer bir muhabbet olmuştu. Ee, Dışarıya sapan bir atla ilgili, atla ilgili konuşuluyordu da ters piste o yani, olursa Tam Ali Kaçmazlık orada. attı. Ha, tam Ali Kaçmazlık at gibilerinden o da aynı orada olmuştu Derviş o. Daha önceki yarışında da yapmıştı ve kazanmıştı oradan gelip. Şimdi buraya gelince de evet ilk viraj bayağı böyle bir sıkıntılı olduğunu Aliskertaş söyledi ama ta ki şuralarda bir mavi deniz bir hızlandı burada bakıyorsun arkalarda tempoya girmeye çalışan bir long runner var. şimdi şurada dedim ki ben long runner eski long runner mı acaba çünkü hani e, son koşulara sanki değilmiş gibi bize hep geliyordu ki Halis Karataş'a göre hep aynı long runner diyor e, hiç, hiçbir farkı yok diyor röportajında da ama şunu söylemek isterim orada birazcık eyvah yarış gitti mi dedim e, fakat ondan sonra sanki at böyle toparladı devrini buldu tam o e, tempoyu bulduktan sonra sanki start yeniden verilmiş ve yarışa yeni başlamış gibi gelen bir long runner vardı ki hakikaten aslında zor bir yarıştı hani kolay gibi gözüken kolay kazanılan bir ama zor koşulardan bir tanesiydi ve burada da devrini bulup gelen lokomotif gibi adeta rakiplerini ikincilik üçüncülük mücadelesine bıraktı. Esrobero ikinci değil mi? O da Harika bir çıkım. Harika bir... O el değiştirmişti değil mi ilk? Tayland'dan beri bu A aynı, aynı ekip. Aynı ekip <laughs> aynı. Ben o zaman şeyle karıştım. Yetiştiricisi e, Karakalp ekibisi. Ama Tayland'da belki de o zaman Luna ben... Lavgut koşmuyordu diye hatırlıyorum el Doğru. değiştirdiğinde. Belki ben o zaman bir şey yaptım. Güzel bir yarış çıkarttı. Ama hani burada Mavi Deniz acaba bitirdi mi? Hatta e, Kırmızı Formalı Safkan King, King of the, King Sun. Of the Sun değil Diğeri ne King of Fire mı? King of Fire, evet. ee, değil mi? Evet. King of Fire'ında ki o da çok ciddi bir sorun atlattı King of Fire e, ki yüzelik hazırlanan isimlerden bir tanesi Yalova'da evet. e, ki videolarını izlemiştim gelmişti sanırım bir şara ilgileniyordu bir şer Turgut'taki bir tanesi hatırlıyorum atıda o sorunlarına rağmen o problemleri atlatmış olmasına rağmen onun yarışını da çok beğendiğimi burada söylemek isterim ama. Longclaw'ı gerçek bir kalite, gerçek bir klas ve gerçek bir şampiyon olduğunu bu yarış ile birlikte bizlere göstermiş oldu. Ee, riskli bir yarışı kazan. Kolay gibi gözüken ama riskli bir yarışı kazan diyebiliriz. Tabii Halskar dışında bu birincilikteki payı çok çok yüksekti. Tebrik ederim. Evet. Ee, yarışın başlarına geçecek olursak mavi kılıç klasik numarayı götürdü. Onun zaten numarayı alacağı belli. Elinin ona bir pres yaptı. Arkasında King of the Sun. Elinin olmasaydı daha bir daha şey... kontrollü Bak, olurdu. Niye Diye düşünüyorum. En kötü ikinciliği kaybetmezdi mesela. Evet. Mavi kılıç. Arkada long runner varken öndeki tempolar biraz kontrollü olmasında fayda var tabi. Çünkü rakip olarak long herkes görüyor. hız, ne kadar yarış hızlı giderse long o kadar işine yarar. ki bu hattın kazandığı özellikle Adana'daki grup birlerde e, Ekür hep numarayı Çıkacak, yarışın temposunu yukarılara taşıyacak bir e, tavşanat yazdılar ki onlar da hep iyi koştu. Aynen. Onlar da iki, ikinci falan oldular işte hayalet kız başta olmak üzere. E, dün içinde bu görevi adeta Mavi Kılıç üstlendi. Stil icabı. E, koşu çok rahat koşuldu Mavi Kılıç tempoyu yükseltince. Sonlarda bir trafik problemi de yaşamamak adına Halis abi en dışa çıktı. Long genelde stili de budur zaten. Ve sonrasındaki bakın o kadar güzel fullleri var ki her adımında neredeyse bir boy kapatıyor. Her aksiyonunda bir boy fark kapatıyor. E, zaten eşgal olarak da muazzam. E, bu avantaj, avantaj olduğu kadar bazen de dezavantaj. Böyle pislerdi. Şimdi ben Bursa'da çok fazla at koştum. Hem e, sahibi olduğum hem antrenörü olduğum atlarla. Yani 150-200 tane yarış koşmuşuzdur Bursa'da. Belki daha çok. E, bu kum, bu ilk viraj Halis abinin dediği viraj Fizikli atlar için dezavantaj. büyük dezavantaj. Mesela bizde Atakan abi vardı, o da o ilk virajlarda rahat dönemiyordu o virajı. Özellikle de 1800 metre kum pist yarışları Bursa için sıkıntı diye düşünüyorum ben. Ee, bu yarış uzundu. Yani bu da 1800'dü değil mi? Doğru. Evet. Yani çok hemen çıkar evet. çıkmaz viraja giriliyor. E, atlar yerini almak için deparda çıkmak zorunda kalıyorlar. Dolayısıyla bu virajda çok sıkıntı yaşıyor, özellikle long Planner tarzı atlar. Ama işte şampiyon böyle bir şey. Her şeye rağmen kazanıyorsanız şampiyonsunuz. Benim hep söylediğim bir örnek var. Wings mesela 20 küsur yarış geçilmedi. Ya hiç mi bir gün süper hazır olmadan katıldı yarış olmadı? Hiç mi bir gün eklem sıvısı işte ihtiyacı varken koşmadı at? Ama her şeye rağmen kazanıyorsa şampiyon oluyor atlar. Long bu koşuya kaydoldu ama koşup koşmayacağı belli değildi. Evet. Bu hani yarışseverler arasında da çok konuşuldu sosyal medyada. Ee, ekibin diğer atı Warden Cliff, Cliff erken dekleri oldu. Evet. Long Runner 9'u çeyrek geçe dekleri oldu. O yüzden koşup koşmayacak. Ekip bile hala kendi içinde mütalaa yapıyordu. Koşalım mı, koşmayalım mı, ne yapalım. Sonra Arif Bey'in e, koşmak istemesiyle at dekleri oldu. Riskli yarış ekip içinde çok e, stresli bir yarış aslında. Şimdi grup 1 atı e, koştuğu rakiplerin büyük çoğunluğu grup 1 daha önce koşmuş isimler değil. Ee, kısa vade atları biçiyor. E bu böyle bir yarışta geçilmek ekip içinde sırtında büyük büyük oluşturacaktı. E, neyse ki Safkan Alnı'nın akıyla çıktı. Halis abi de e, atı düzlüğe kadar çok güzel yerlerde getirdi. Kazanmasında e, kazanmasını da bildi. Ekibin e, ve jokeyinin göz aydın olsun Arif Bey'in Evet, evet. E, tabii şimdi jenerasyonun e, herhalde çoğu insan tarafından en iyisi olarak adlandırılabilir e, Long Runner. Hatta diğer jenerasyonlarla bile karşılaştırabilecek evet. performansla yani, öyle. ulaştı. Dolayısıyla hani böyle bir atın artık sezon bitti bitecek. Ee, i̇şte koşmuş olduğu yarışlar, yaşamış olduğu sıkıntı vesaire devamında artık finalde Bursa'da bu koşuyu tercihlemesi ister istemez sağda biraz enteresan algılandı yani. Hı. Dün sağdaydık ee, çoğu atçı dostumuz hani ne gerek vardı bu yarışa gibisinde yorumlar getiriyor. Tabi bu ee, tamamen at sahibini, ekibi bağlayacak bir durum ama ister istemez bir e, değer olduğu için long runner. Keza yarışsever dostlarımız bazen işte atçı büyüklerimiz de kendilerince bu şekilde yorumlar getirdiler. Ama şampiyon sahaya çıktı. O etkili performanslarından bir yerisini sergiledi. Ee, öndeki tempoda arka tarafta işini kolaylaştıracak bir tempoydu ki daha önce bu mesafede bu pistte e, Good Curry ve e, Cougar'ın 1.53 içerisinde kazanmış olduğu yarışlar var. Bu yarışta 1.54 bitti. İyi bir derece. Kolay kolay çıkan dereceler değil bunlar. E, buna her ne kadar öndeki mavi sema yavrusu, e, mavi kılıç e, önderlik etse de e, finalde e, long runner yapması gerekeni yaptı ve koşuyu kazandı. E, o Çatlak tedavisinden sonra koşmuş olduğu yarışlarda o eski atı izleyemediğimizi söylüyorduk dünkü grubu daha kolay geçmesi gerekiyordu benim şahsi düşüncem. Aynı düşünceliyim ama maalesef Sıkartaş'a göre aynı değil. Aynı değil. Hiçbir fark yok diyor. E yani şimdi Bina, önceden, ben de mesela sen, senle aynı fikirdeyim. Yani önceden izlediğimiz ata şimdi gözümün önünde canlandırıyorum. O Çin pistte geçilmiş olduğu yarışlara bakıyorum. Ben öyle görmedim yani. Ee, sağdaki... Yok son üç koşusu Evet son koşu için yani. Sonuç üç koşu da aynı diyor. İşte yani bu. geçildiği yarışta diyor. Bu da diyor birbiriyle aynı yarış. Ekip de yani. biraz sabah konuştuk. Hani çok formda iyi atlara geçildik dedi yani ekipte. Evet. Yani at Yamanlar Ama... Bey'inin çok fit durumda olduğunu evet. söylüyor Alice Karataş röportajında. Evet. Yani şöyle diyor ki bana göre diyor bu yarışta diyor Yamanlar Bey'ine geçildiği yarış arasında hiçbir fark yok diyor. Hı. Aynı şeyde diyor. Yani eşit diyor bu röportajda. Şimdi e, ben de senin gibi düşünüyorum. Evet. Sanki bu yarış hani eksikler tamamlanmış, toparlanmış ve artık hani taçlandırmış. E, tabii giriş. hep hepimizin kafasında olan şey evet. buydu şimdi ama. Benden ekip... de daha iyi hani e, şey Tabii canım olması, yani biz şimdi ekibin görüşü farklı tabii. Yani. E, Aynı Biz biraz gibi. ezbere konuşmuş gibi oluyoruz. Tabii. Nihayetinde üzerindeki adam yani tabii. herhalde anlatmaya gerek yok. Tabii. E, hayatımız, yıllarımız yani. bu adamı anlatmak, anlatmakla geçti burada yani dolayısıyla. Bu bizim kendi bir görüşümüz var. Evet. Biz onu söylüyoruz. Tabii. Bu sınıf atlar için hani e, ara sonrası görülen bir yarışlar yeterli olur. O zaman long runner için acaba yarışlar mı yeterli olmadı? Şimdi çatlak tedavisi de kolay bir şey değil. Nihayetinde çatlak Çok kısa sürede döndü. Evet. Yani yani beş ay 5 ay kısa bir süre. oldu ya, da, kısa tabii. Canım. Evet, çatlak yani için. çatlak için kısa. kısa bir süre. dolayısıyla dün de kazandı ama beni tatmin eden bir performans değildi. Ben daha Evet. Net bir performans Bu, O biraz eray. İşte pist koşullarıyla da bence. Olabilir. De pistin der. zor pisti Zor pist. evet. Çünkü sonlardaki akışı kısa süredeki gelip fark yapması Evet, evet. bence olumlu yani. Peki. Haydi bakalım. Ee, Warden Cliff'i de isteyelim o zaman Bursa'dan. Bir yarış daha izleyelim. Warden Cliff gelsin. Kabakumu bulunca neler yapabileceğini gösterdi bize Warden Cliff getiriyor arkadaşlarımıza ekranı lütfen. Bursa dördüncü ayak. Gerçekten. Yine açık üç bir koşu Halis Karataşı dersinde bir diğer kurtel birinciliği neler söyleyeceksiniz? Şimdi Warden Cliff e, ilk üç yarışını sentetikte kazanınca acaba at sentetik atımı işte çimde de gider mi soru işaretleri oluşturdu. Sonrasında bir anda eksik koşmaya başladı. Bunda hani yazın sentetik pistin kabarıp biraz daha kuma yatkın olması, kışın sertleşip biraz çime yatkın olmasının da etkisi var diye düşünüyorum son 3 yarışında falan beklentinin altında kaldı. Ee, ama at nasıl öyle eksik koşuyordu ben anlam veremiyordum. Kendi aramızda da konuşuyorduk. Ee, genelde genelde değil. Atın çalışma saati tam İstanbul'da tırmık çıkış 6.40. Bizim Fişekali biliyorum. ile aynı saat. Aynı evet. anda piste giriyorlar. Dolayısıyla pistin kenarından da ben izliyorum Sakin hani ediyorum. kendi atlarımızı. Ee, bu atı da çok yakından her gün önümden geçiyor böyle. Ee, Safkan'ın ekibiyle de konuşuyoruz ya bu at o kadar keyifli, inanılmaz hani e, sağlıklı görüntüsü var. Nasıl böyle koşar? Onlar da kumda biz daha iyi koşacağını düşünüyoruz dedi. Zaten çalışmalarında da iç pistte yaptığı için. Anlıyor Mesela İzmirli birinin bu hatta çok ciddi bir rakam teklif ettiğini biliyorum. Hatta sordu konuşurken telefonda da İzmir'e götürsek dedi ha, hani şey işte, olur mu? Tam ama, İzmir'lik at. Öyleydi zaten yani İzmir'e götürsek fakat o çok ciddi rakamı hani böyle psikolojik sınır evet. rakam vardı ya o rakamı kabul etmemiş. şey birebir tam kurtlerle evet. direkt diyalogta olan biri. Ee, öyle söyleyeyim. Peki. Zaten At güzeli izlerken de mesela idmanda kafayı bir ön aldır. Ya yani izlemesi bile ayrı bir keyif, keyif bu veriyor. Evet. Yani Kavo çıkınca da kazandı. İyi çıktı starttan. Sonrasında birazcık tempoya onu sokması zor oldu Ali Sabri'nin. Düzlüğe çıkınca tekrardan kendisini verdi evet. ve sermayeli kazandığını düşünüyorum. Uzayan mesafelerde. Kabakum'un kış sezonunun Klas isimlerinden bir tanesi Peki. olacak Yani bu konuda mütevazı Çok olmayacağım çünkü yani Sentetik pistte 3'te 3 yaptığı günlerde bile Bu atın bu sahada koşmasının Doğru olmadığını söylemiştik Kabakum'a gitmesi evet. gerektiğini belirtmiştik Üstüne basa basa gittiği zaman da Herhalde ne yaptığını Fazlasıyla evet. gösterdi Kabakum'un en iyi atlarından biri olmaya Aday bir isim Ayakları düz bassın başına bir şey gelmesin yeter Peki yani. Hemen İstanbul'a geçiyoruz. Tempoyu biraz arttıracağız. Süremiz azalıyor. Son üç ayağı değerlendirelim diyorum. Ve Vernazza gelsin ekran lütfen. Vernazza'yı izleyelim. Ee, Egeve yarıştan çıktıktan sonra biraz şekli şemal değişmişti koşunun ama çok fit, çok formda da bir Vernazza vardı. O zaman Egeve Şızırak koşarken de ilk rakip olarak gördüğümüz isimlerden bir tanesiydi. Pistin yumuşaması, çok, çok doğru yer ve zamanlamada yürümesi. Ayhan biniyordu değil mi? Evet. Dört dörtlük bir performansla ee, Vernazza bu önemli koşuyu kazandı. En azından onun son koşularında da bir geri dönüş yarışları yapmıştı. Evet. Bu koşuyla da e, bir sonraki sene çok farklı bir Vernazza izleyeceğimiz önemli işaretlerini verdi. Bu da gidecek miydim ana? Bunu bilmiyorum. Yani Git gitmez herhalde. İşte kum yarışlarından tercih eder mi koşan bilemediğimiz için Burgas'la birlikte acaba bir Dubai yolculuğu Hı -hı. olacak mı diye ama at çok çok iyi fit durumda, sağlıklı. Bütün ekibini ilgililerini kutlayalım antrenörü, e, eseri kutlayalım. <laughs> e, kutlayalım tabii. Ondan sonra dolayısıyla da bu anlamda da e, hakikaten dört dörtlük bir performans sergiledi. Müthiş bir yarıştı. Evet. Bir örnek daha. Bu da ne? Orijin ne? Ağır çim, <laughs> ağır çim otorize, toruk makto efekti diyorsun. Evet. Otorayzları ve ağaçimlere çimlere, toruk maktolara dikkat. Doğru evet. bir değerlendirme. Hemen e, Biraz tempolu bir şekilde evet. yorumlar alalım. Yani bu Safkan'ın babası authorize olunca böyle mesafe uzadıkça daha da iyi koşacağı gibi hep Ben, de öyle, ben de öyle düşünüyordum. Ama son 1-2 yarışta gördük ki orta mesafe attı. Net. Her zaman da armut dibine düşmüyor. Değil ee, mi? Ekip de geçen Cumhurbaşkanlığında eksik koşunca biraz. O gün için Hokey'nin de benzer minvalde bir rapor oldu. Evet. Sanki orta mesafe attı gibi artık bir izlenim oluştu ekipte de. O yüzden 1600'e çıkınca burada ben yorumlarımda da ilk at vermiştim. Hı hı. Çok da şanslı gördüğüm bir isimdi. Net kazandı. Evet. Ee, Ayhan da çok böyle relax bindi. Atı da üzmedi. Yıpratmadı. Bence önü açık safkanı. Evet. evet. Yani yumuşak sahi bulduğu zaman çok daha etkili koştu. Aşikar. Dün de o koşullar oluşmuştu bu isim için. Tabii en ciddi rakibinin de yarıştan çıkması İster isemiz iştahları biraz daha kabartıyor. Ama kolay kazandı. Koşsa da belki, evet, e, belki de değişen geç, bir şey olmazdı. Geçme ihtimali güzel. Ama bu tempoda çıkan safkanın işini biraz daha kolaylaştıran tempolar. Sonlarda evet. mutlaka o güçlü ataklarıyla bir yerlere gelirdi. Nihayetinde aslında verilen azadan beklediğimiz performanslar bunlar. Evet. Çok sık kazanan bir safkan değil ama gününde olduğu zaman da bu çıkışları yapabiliyor. Bravo. Ee, Horus'a geçiyoruz Horus starttan çıktığı gibi Bir beyaz bayrak ayna yarışı yaptı ki Eküris'in program başında da konuşmuştuk Eküris'in e, jockey tercihiyle Biraz daha ön planda tutulduğu koşuda Horus'un da dört dörtlük Bir yarış yaptığını söyleyebiliriz Hani ona fedai koşuyor gibi Bir izlenim vardı Belki de rakipleri biraz daha geriden gelecek Tehlikeyi beklerken e, Çok bana göre net bir birincilik elde etti Ve tabii işi de kutluyoruz Tebrik ediyoruz bir kez daha Değerlendirmenizi alalım Tolga Hanım. Horus tempo attı. 2 kere 2, 4. Öne çıktığı, düzlüğü önde döndüğü yarışları kazanıyor. Arkada beklediği yarışlarda rahat edemiyor. Kapanıyor, daralıyor. Aksiyonları bir bozuluyor. Ve eksik koşuyor. Dün içinde ortalama bir tempoda numaraya çıktı. E, buralarda onu takip eden isim Çelikcan ama da sezon başındaki Çelikcan olmayınca rahatsız eden olmadı. 14'lük tempoları... 13-8'lik, 14'lük tempoları verdi ve koşunun da sonunu e, getirdi. Son dönemin çıkıştaki başarılı jockey Vedat Abiş e, bir kısa vadede yarış daha ekledi e, ya. listesine, kariyerine. E, ekibinin gözü aydın olsun. Gelibolu'nun yetenekli, güzel eşkalli temsilcilerinden bir tanesi. İki Safkan'ın da seyrettim ben. Sevgili Safkan'ın antrenörü İbrahim abi İbrahim Altunbaş'la Birçok sabah zaten beraber takip ediyoruz atları. E, gerek o işte bizim ev ile ilgili görüşlerini paylaşır. Galop yaptığı zaman bu atları da denk geldiğimiz çok oluyor. E, dolayısıyla da bu safkanın galopu çok daha iyiydi. Hatta kendi aramızda da konuştuk. Ben olsam dedi Horus'a binerim. Ama Gökhan tercihini Kızıl Şahin'den yana kullandı. E, ve de tabi işin kısmetiymiş e, kutlarım. Kızıl Şahin de tabii yetenekli bir isim. O da önünde daha yüksek sürat olduğunda sonlarda devreye gireceği yarışlar olacak. Özellikle mesafeler uzadıkça o da boş bir isim değil. İkinci olan Aklı Selim'sin. Sentetiği sevdi. Kış sezonunda çok kazanır burada onu söyleyeyim. E, Balıkçı Kral'da keza sürekli gördüğümüz isimlerden. bir tık beklentinin altında diyebiliriz. Güzel koştu ama beklenti daha yüksekti. Evet. Pekala. Evet. Biliyorsunuz, e, Esra Sultan Gelibolu'nun anne kardeşi. Hı, hı. Bu atın annesi, Amanos'un da annesi Esra Sultan. O da Altıngüle geldi. Güle. Evet. Benim de Amanos'la ilgili bir anım var. Bir gün anlatırım. Tamam. Yani gene böyle yayında bir konuyla ilgili bir anım var. Antrenörlüğünü o zaman o zaman Bahattin yapıyordu. Evet. Bahattin daha yapıyordu Adanus'un. Adanos değil mi annesi? Annesi evet. Adanos. Adanus, Adanus evet. Amanos değil Adanos. E, mesela satıştaydı. Hı -hı. Bundan 5-6 ay önce çok da inanılmaz uygun bir rakama gerek Amanos gerek Adonus e, bir evet. tanesi de satıldı diye hatırlıyorum. Evet. Ama işte bıraktıkları yadigarlar gayet iyi koşuyorlar. Evet. Şimdi bir reklama gidiyoruz. Reklam arası, reklamdan sonra artık yorum ve tahminlerimizle birlikte olacağız. Tay TV'den son düzlükten ayrılmayın. Reklam. Spor Şöleni D Smart'ta. La Liga, Premier Lig, Asya Ligleri, Almanya Kupası'ndan sonra Seri A'da D Smart'ta. Futbolun dışında NBA, Formula 1, Liga Endesa, Fightbox, NFL, WTA tenis turnuvaları, Tay TV ile at yarışları ve daha nice organizasyon, birbirinden özel programlar ve Smart Spor kanallarında sizleri bekliyor. Smart Büyük oyuncular, efsane takımlar, muhteşem çalımlar, inanılmaz kurtarışlar. Tam isabet, mükemmel şutlar La Liga'da. Ve La Liga bu sezonda D-Smart ve D-Smart Go'da. her şart. Gündem yetiştiricilik 2022 aşım sezonuna doğru Tay TV'de. 2022 aşım sezonunda yetiştiricilerden ve yarı severlerden gelen soruları veteriner hekim Ayşe Yetiş ve pedigri uzmanı Şair Gencero sizler için cevaplandırıyor. Merak ettiğiniz aygır ve kısrakların detaylı pedigri analizi, dünya üzerinde başarı sağlamış eşleşmeler, tay, kısrak, aygır sağlığı ve yetiştiricilik gündemine dair aklınıza gelen her şey bu programda değerlendiriliyor. 2022 aşım sezonuna girerken gündem yetiştiricilik Hakan Cantınaz moderatörlüğü, veteriner hekim Ayşe Yetiş ve pedigru uzmanı Şair Gencero'nun değerlendirmeleriyle Tay TV'de. Evet, Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, son koşuyu konuşmadık. Anadolu Eda'sını konuşuruz demiştik. Bir onu da arkadaşlarımız ekrana getirsinler. Anadolu Eda'sını da bir konuşalım. Gelsin ekrana. İki tane güzel yarış çıkarmıştı aslında. Birinde çok güçlü rakiplerin arkasındaki üçüncülük. Ötekisinde biraz erken öne tempo ama bu kez çok doğru yer ve doğru zamanlamayla da net bir birincilik. Elde ettim Anadolu Neler söyleyeceksiniz? Görüşler, yorumlar nedir? Yani Ahmet Çelik bile atın bu kadar kolay kazanmasına şaşırdı diye düşünüyorum. Yüz ifadesinden. Yani neredeyse kahve söyleyecek. Evet. Kır kahvesinden. O kadar kolaydı aksiyonları. Ben beğendim ve e, bence Anadolu harikası kadar iyi bir tay. Değil mi? Öyle düşünüyorum. Bir de beklemeyi Önümüzdeki de yapabiliriz. Evet. Damlasını vuracak isimlerden biri bence de. Bence çok klas bir tay. Bakmayın fark bir boy ama. Beşincilikte şu buralarda. Yani dışarıları dolanıyor bakın. Hani dezavantaj yerlerden. Tam viraj üzeri en dışa çıktı. Şöyle bir düz yola çıkınca içeriden bir aksiyonlar, teşvikli aksiyonlarını düzeltti Tay'ın. Sonrasındaki hızlanması kolaydı. Yarış karakteri. Bakın. Muazzam kolay. Evet. Sadece Ahmet aksiyonlarını düzeltmekle Peki, uğraştı Yurt dışında heyecanı devam var ediyor herhalde Daha var dışarıda yani, Eray. Bakın buradan sonraki kolaylı. Tabii yaşamış çok olduğu iyi. talihsiz kaza sonrası yarış şey hayatı çok kısa süren Romanı Kalibre'nin e, anne kardeşi evet. Romanı Kalibre o kazayı yaşamasaydı Şu an belki de jenerasyonda adından çok sıkça söz ettiren bir tay olacaktı Özellikle Kumpis'te Dolayısıyla onun kardeşinin ee, kısa sürede kumaşını göstermeye başlası, başlaması önemli ee, Zamanın akışı bu tayı yarayacaktır Ben de beğendim tayı Kolay kazandı ve e, Üst gruplarda adından söz ettirecek yetenekli bir tay Evet Arkadaşlarım söylenmesi gerekenleri söylediler Yine Şimolf'den olan Bir mendip temsilcisi Anadolu Eda'sı Onu da hatırlatmış olalım Bir yurt dışına gidelim yurt dışı yarışacağını izleyelim Ardından artık yorum ve tahminlerle birlikte olacağız Bizden ayrılmayın varındaki erin evet. aldı. Atların tamamı baks içinde hazır. Start verildi ve Hong Kong Şatin'de günün 6. mücadelesi başladı. Orta kulvardan 4 numaralı Rocky Hart numarayı aldı. 11 numaralı Sichuan ikinci ikinciliğe sarktı. İçeriden bir numaralı Peking Victory hamle yaptı geldi. Şimdi önde 3 at arasında liderlik mücadelesi başladı. Dördüncü ile 3 numaralı Excellent dedi geldi. Hemen içinde 5 numaralı War People var. Onların hemen dışlarından da 7 numaralı Ian atak yaptı. 2 boy gerilerinde kaldı. Altı numaralı Hurry Hurry Gain. Onun bir boy gerisinde 8 numaralı Bird Hotfield daha sonra 12 numaralı Gallant Express içeride 2 numaralı The Golden Sinir sırasıyla koşuda son 600 metre geçiriyor. Dış kulvardan temposunu arttıran 7 numaralı Ian geliyor. Ian geliyor ve koşunun liderliğini alıyor. Az farklı bir liderlikle düzeye çıktı. 7 numaralı Ian. içeride 3 numaralı Excellent Teddy var. Hemen yanlarından 7 numaralı Ian'ın dışından da 3 numaralı Excellent 7 atağa kalktı şimdi. Ortalarından 4 numaralı Rocky Hart atak yapıyor. 3 numaralı Excellent Teddy geldi. Koşunun liderliğini aldı. Gerilerden 1 numaralı Peking Victor sprinte kalktı. 2 numaralı The Golden Sinir'i de atak yapıyor. 3 numaralı Excellent D.D. önde koşunun son meteler. içeriden. 4 numaralı Rocky Heart geliyor. Dışarıdan 2 numaralı The Golden Sinir'i koptu geliyor. 2 numaralı The Golden Sinir'i. 4 numaralı Rocky Heart ve orta kulvardan gelen 1 numaralı Peking Victory. Evet sevgili severler müthiş bir mücadele oldu. 2 numaralı The Golden Sinir'i mi 1 numaralı Peking Victory mi koşuyu kazandı. Bundan sonra hep birlikte göreceğiz. <laughs> Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz dedik. Ee, haydi bakalım günün tahminleri Ankara'da yarış heyecanı var. Saat 1'de de birinci koşu başlayacak ama biliyorsunuz bizler de ikinci altılı ganyanı yorumluyoruz. Günün dördüncü koşusuyla birlikte başlıyor heyecan. Tolga senle başlayalım neler evet. söyleyeceksin? Evet e, günün dördüncü koşusuyla birlikte ikinci altılı ganya start alacak. 3 yaşlı Arap taylarının meydan mücadelesi olacak bu koşu. 3 numaralı Uğur Tay son startında Doğayan olduğu isimli taydan e, çok ciddi presler yedi. Buna rağmen son aksiyonda ikinci kaldı. E, 1600 metrede temposunu da daha rahat kuracağını inanıyorum ben. E, kazanmaya yakın olarak görüyorum 3 numaralı Uğur Tay'ı. Rakipleri kim? Yine Çin'e daha yatkın olan 2 numaralı Tumbul Belksoy bana göre ilk rakibi. E Baba Mevlüt temsilcisi olan 1 numaralı Çınar Tay Olmazsa olmaz bir diğer üçüncü isim. Akabinde gördüğü yarışlarla ve uygun sikletiyle 9 Macarovic, çimi yapması halinde 10 numaralı Nurgülcan diyorum. 3-2-1-9-10 ilk ayaktaki sıralama. Ya zor bir koşu. Artık sezon sonu geldi. E, Taylarda da yorgunluk başlayacak. altın Nurgülcan geçen takip listesine yazmıştık. 6'nı 10 numaralı şey, Nurgülcan. 10 e, Nurgülcan. altı nereden çıktı? Dolayısıyla o yarışını yaparsa mesafenin de bugün uzamasıyla mutlaka daha iyi yerlerde bitirir. 3 numaralı Uğurtay grubun tecrübeli ve istikrarlısı. 2 numaralı Tumbul Beksoy da keza aynı şekilde. Ve son olarak da 1 Çınar sıralamam 13-2-1. 3 numaralı Urtay'la başlayacağım ben de. Söylenmesi gerekenleri Tolga Hans söyledi. Bu kez biraz daha önde kontrollü bir tempoda ve rahat bir tempoda gidecektir diye düşünüyorum. İlk şansı 3 numaralı Urtay'a veriyorum. 2 numaralı Tumbul Berksoy. Tabela içerisinde yer almış olduğu koşular kadar. Padok'ta da çok beğendiğim isimlerden bir tanesiydi son yarışında. İkinci atım. 4 numaralı Urfalı Çin bekleyen isimlerden bir tanesi. Eski bir Urfalı vardı. 1000 lira ganyanla geldi. Öyle mi? Hatırlamıyorum. Yani benim en yüksek gördüğüm ganyan. 1013 lira mı 1023 lira mı öyle bir ganyanla e, gelmişti. bayağı eski yani 80'li yılların sonları. Ben üniversitedeyim 86-87 falan belki 90'a doğru falan ama 86 ile 90 arasında yani. 1013 lira bir ganyan vermişti. Bakar mısın herhalde bulursun sen Urfa'lı Arapat'ı. Ee, Yine ayıralım, diyorsun, bir Valla bin on lira Ganyan artık yok tabi <laughs> olmaz. Ama sonuç itibariyle ee, 987 Urfalı Ya, bak, mi? daha bakmadım da bir dostumuz var Twitter'dan hemen mesaj o, yazmış. Ya, bak yıl neydi? 86. 5 Mart. 5 Mart. Doğru. Karlı bir ee, gündü. Çünkü nereden biliyorum karlı bir gündü? evden Ganyan Bayesi'ne çıkamamıştık. Kar, bu karın yeni şey yaptı. Mart olmasına rağmen e, şey günlerden bir, bir tanesi İstanbul'da ama yarı, o yarış şeyde koştu. İstanbul'da değil İzmir'de koştu. İzmir'de canlı seyretmiş. Hatta. Canlı seyretmiş. Evet. Yani e, işte o yıllar bu da bu da başka bir Urfalı. E, dolayısıyla. Sağda Urfalı çok zaten. Urfalı çok. Sağda da Urfalı. <laughs> Ee, evet İzmir'de doğru Süleyman Caner'de yazmış Şimdi bu da böyle bir Urfalı 4 ee, malı Urfalı'yı ben 3. at olarak yazacağım Nurgül Can son koşusunda çok eleştirmiştik ayağını Buralardan düzlük mü dönülür demiştik Kaybetmiştik Bu kez daha kontrollü atı da tanıdı Bana göre dördüncü at 3-2-4-10 sıralamasını değerlendirelim diyorum 6. ganyanın ilk ayağında Ve ikinci ayağa geçiyoruz 2. ayakta e, King Falcon güzel e, eşkaliyle dikkat çeken bir isim. E, baba King David. E, King David'in yetenekli yavrularından bir tanesi. İlk şansı ben King Falcon'a veriyorum. 3 Team Master, 7 Win and 1 Sin, 4 Sesil Hanım ve 6 Budika ise hatasını kollayacak rakipleri. Yarışı da buldum bu arada. Ben de inat ettim ya şimdi illa. <gülüyor> <gülüyor> evet Pamukkale koştu galiba. Yok o kadar şey bir Değil iş mi? Iş değildi. Ganyan'ı yazar. Yazıyor mu Ganyan'ı? Yok pamuk kale koşusu değildi. Böyle sıradan bir köse Sami falan vardı yarışta. Hmm. Urfalı ya köse Sami, zaten düşmüş. Ansay falan böyle kopuk, Ansay, köse Sami. Köse Sami vardı ama yarışta. Kazandığı koşuların çoğunda sürpriz Tabii o, yani. Ama 1017 lira ganyan, 1000 küsür lira ganyan, 1017 lira mı, 1010 lira mı, 1080 lira mı ne? öyle bir ganyan yani. Ganyanlardan belki. Dört taneli ganyan göremiyoruz yani. Ganyanların çoğunu göstermediği için bazı koşularda gösteriyor. O zaman köse Bazılarla sami göstermiş olabilir göstermiş. arkasında ikinci. Urfalı köse sami. İkili dedi. 1283 lira vermiş. Dostumuz yazıyor. Belki Doğru, Ganyan da ama da... ganyan 1000 o... küsür lira. Çetin Aydın biniyordu galiba yanlış hatırlamıyorsam da. Belki Çetin Aydın'la olanlardan. Oradan belki bulunabilir evet. Ona biraz daha zaman ayırmak lazım. Ben en iyisi ikinci ayağı söyleyeyim. <laughs> Haydi i̇kinci ayağı günün en zor koşusu. Kalabalık tutmakta fayda var ki Tolga'nın da zaten e, mümkün olduğunca e, evet. çok at yazmakta fayda var gibisinden bir ibare kullandı. Öncelik 6 Budika'da 7 Vinent Dens. Daha sonra 2 King Falcon. 3 numaralı Team Master. Daha sonra 4 Cecil Hanım ve son olarak da 5 numaralı Zaldır. Valla aynı görüşteyim. Çok zor bir ayak. Ben yani kapatılması taraftarıyım ama bir sıralama vereceğim mecburen. Ben 6 numaralı Budika ve 7 numaralı Winendance'ın rakiplerinin bir tık önünde olduğunu düşünüyorum. Ee, çok yakın arayla bitirdikleri bir koşular vardı. Bugün siklet avantajı da nispeten var, var bu şeyinde Winendance'ın. Müslüm Çelik ve 56 kilo Ali Kaçmaz da Budika rakiplerinin bir tık önünde. Fakat Sesil Hanım'ı geçen yarış padoğunda bayıldım. Çok iyiydi. Yarışında pek iyi değildi. Bakın ekranlarda da şu an tam denk geldi. Sprinti geliyor. Sağlıklı güzel bir görüntüsü var. Opa padok görüntüsüyle bugün Sesil Hanım bir sürprize imza atabilir. Üzerinde de geçen hafta bahsettiğimiz N.E. Demir var. Değil mi? <gülüyor> ee, <gülüyor> e, 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 dolayısıyla dikkat diyelim. 6-7-4 benim öncelikli şans verdiğim isimler. Hemen arkasında 3 numaralı Team Master. 60,5 kilo. Evet bisiklet dezavantajı var. Grubun en ağır kilolu safkanı. Fakat bu kiloyu verebilecek yarışları var. Benim e, Team Master kuponumda yer alacak. Yine ağır sikletli isimlerden eğer Muhammed Özdemir kardeşim biraz teşviğini sağlam ve güçlü yaparsa sonlarda bir numaralı Sin. Önde çok istediği tempoyu bulursa 5 numaralı Zaldır ve tabii ki 2 numaralı King Falcon sağlaması ama çok ata şans tanınabilir. Öncelik 6-7-4 sonra diğerleri deyip günün dördüncü ayağına geçelim. A3 hitit. Ç üçüncü ayağını pardon. A3 hitit koşusu bu mücadele. E, dört numaralı Panagea Safkan ilk yarışını çok gösterişli kazandı. Akabinde sertleşen rakiplerini de geçerken eksik tecrübesine rağmen bana göre zorlanmadı. Ayağına çabuk bir isim e, formunu sürdürüyor. Ben e, burada risk alıyorum. Panagea -Ege banko Şimdi bir yarış önce Kraliçe Elizabeth koşusunda Agent final birinci, Sigoş ikinci, Mistik ee, Mystic Power 3. Sigoş biliyorsunuz oradan çıktı. Çaldıran'ı ondan kazandı. Ondan önce Sigoş'u da geçti. Evet ondan önce Sigoş'u bir kez geçmişti. Yani çok formda bir isim. Mesafenin 1200 olması da sanki e, bu tayin fazlasıyla lehine. Ben 3 Mystic Power'ı kazanmaya çok yakın görüyorum. Günün e, alternatif bankosu adayım. Olur da eksik koşarsak it detaylı söyledi. 4 e, Panagia 6 numaralı Zoro ve 5 numaralı Star of Odessa. Ben de rakip. Senin e, ilk şans verdiğin ismi tutuyorum zaten. Hani yer olsaydı 3-4 yazar, 4-3 yazardım. Mecburen risk almak zorunda kaldım burada. Evet ben altı gayende 3 ata şanslandım burada ama ilave bir isim olacak. Şöyle ki Altınmalı Zoro aslında ilk yarışı belki değil ama ikinci yarış hakikaten çok dikkat çeken bir yarıştı. üzerine bir tık koyabileceğini düşünerekten bugün ilk şanslanıyorum. Kadir Tokaçoğlu'na bence ee, hayal kurduracak at bir tanesi alturulması zor çünkü Bursa'daki yarış hakikaten çok dikkat çekici bir yarıştı ve Kadir de atla birlikte geliyor burada. Evet, Hitit tabii ki gelecek belki ama dediğim gibi Kadir Tokaçoğlu ikili devam edip üçlü devam edip belki de hedef koyabileceği atlardan taylardan biri zorlu. O yüzden ilk şansı tanıdım. 4 malı Panagiya hakikaten çok güzel iki yarış kazandı. O da en az zor o kadar şanslı olacak. Bir de koşu tecrübesinin fazlalığı ve son iki koşusundaki performansı aslında çok dikkat çeken 2 numaralı Gökdeniz'imi de ben yazacağım ve 6 4 2 sıralamasını bu üç safkanı gazetedeki şablonumda da birlikte değerlendirmiştim. 6 4 2 sıralaması ama ee, yayın öncesinde de konuştuk ee, benim atladığım Mystic Power önde 1200 metre rakipleri eğer nasıl olsa duracak diye fazlaca ciddiye almazlarsa bitirebilir. Evet 6-4-2 tutuyorum ama biraz e, korkulu rüya görmek istemeyenler arzu ediyorlarsa 3 Mystic Power'ı da ilave edebilirler. Dediğim gibi 6-4-2 ve sonrasında 3 deyip günün dördüncü ayağına geçiyoruz. 3 <laughs> e, yaşlı İngilizlerin handikapı... Allah 17... buldular Eray özür dilerim çok özür dilerim. Estağfurullah. Urfalı birinci, Köse Sami ikinci, Utku Bey Doğru. üçüncü, Çat dördüncü, Gürçeşme beşinci, Aslı iki altıncı, Şahande yedinci, Taşpınar sekizinci, Satvet Otan dokuzuncu, On Hünal panosu, Gökhan Turgut. Urfalı, Köse Sami bitmiş. Bir tane yarışı buldu. Evet. Teşekkür ederiz. Evet. geldi dördüncü ayakta üst üste iki yarış kazanan ve form tuttuğunda neler yapabildiğini gösteren 5 numaralı Neurosurgeon Üçüncü kez kazanmaya yakın çünkü son yarışında potaya ışıklı girdi. Burası içinde pozitif sinyalleri verdi. Günün ikinci bankası olarak 5 numaralı Sörcü'nü öneriyorum. Yani çok formda bir at. Ee, anne kağıdı da shining image e falan dayanıyor yani ee, güçlü bir kağıt. Ee, baba da zaten cardinal pioneer. Ee, dolayısıyla bu kağıdın bu seviyelere gelmesi bekleniyordu. Geç oldu ama devamı gelecektir. Akarka 2 yarış kazandı. Devam eden formuyla muhtemelen bugün de kazanır ve Mücahit Bayır'la 3'te 3 yapar. Evet, arkadaşlarıma katılıyorum. Mesafenin uzayan her mesafenin lehine olduğunu düşündüğüm ve bugün gruba göre uygun sıkletle start alacak olan 5 numaralı Nero Surgeon ise benim de banko atım olacak. Bugün liman tercihimi buradan yana kullandım. 5 numaralı Nero Surgeon bankom. Ve geldik günün 5. ayağına. Yine bir meydan mücadele bizleri bekliyor bu koşuda da e, ee, beş numaralı dahi kız. Gül Hatmi'nin öz kardeşi ama performans olarak tabii çok aratıyor onu. Evet. Ee, ne olursa olsun bugün Maiden koşacak. Son yarışındaki e, potaya girişinde beğendiğim için ilk şansı dahi kıza vereceğim. 2 Kafkaslı A, 6 Destansı, 1 Doğayanoğlu ve 9 Karahilal ise sırasıyla rakipleri. Aynı isimler. Bende bir tek bir eksik. Sıralamam 2 numaralı Kafkaslı A, 6 numaralı Destansı. Daha sonra 5 Dahi Kız ve 9 e, Kafkas 9 Karahilal. Evet, ben, benim bir iki ilave var ama aynı hatlar sayılabilir. 6 numaralı Destansı ile başlayacağım. Son iki yarışı meydana veda etmeye yakın gözüküyor bu safkının. İlk şansı veriyorum. 2 numaralı Kafkaslı A tabela içerisinde yer almış olduğu koşular bence bu grup için yeterli. Yetenekli apprentice ile çok çok iddialı olacak. Ben 6 numaralı destansın en ciddi rakibinin 2 numaralı Kafkaslı alacağı kanaatindeyim. 10 numaralı Yağmurlu Bahar. 2 tane tabela dışında kaldı koşu ama yeri burası değil bu tayın. Onu da söyleyeyim size. Kurtel ekibisinin bir safkanı çok uygun grupta start alıyor. Yağmurlu Bahar genel puanlamada da cazip isimlerden bir tanesi. Gelin üçüncü at olarak kuponlarımıza on numaralı Yağmurlu Bahar'ı koyalım. Bir numaralı Duayenoğlu son koşusu kesinlikle ölçü olmayan. Yine 5 numaralı daha iyi kız ise kağıdının pedigrisini koşarsa şanslı olabilecek isimlerden. 6-2-10 bu üçlüyü birlikte değerlendiriyoruz. Yerimizde ve imkanımız kalırsa 1 ve 5 ilave edip kapanış için son ayağa geçiyoruz. Yani son ayak her hafta birbirini geçebilen atlar. Bir yarış X kazanıyorsa öteki yarış Y kazanıyor. Ee, ama ben takibimdeki ve cazip bir isimle başlayayım. 6 numaralı Sardur. Önce Sardur'u yazalım sonra... Yani siz gönlünüzden geçen, takip ettiğiniz isimleri yazın. Çünkü ben burada Hepsi dedim. Sıralama yaparsan bile çok anlam ifade etmez. Çok yakın birbirine atlar. O yüzden sardır önde arkası hepsi. Evet. 12 at koşuyor. Şimdi totolarına bakıyorum da grupta son 5 yarışında kazanan 2 tane isim var. Ee, biri Kale Barajı, diğeri de e, Dumanoğlu. Yarışın zorluğu buradan ortaya çıkıyor. Sürpriz sonuç çıkmaya namzet bir koşu. 11 numaralı Memo Candır başta olmak üzere 4 numaralı Yılmaz Hoca. Sonrasında 6 numaralı Sardur, 2 numaralı Yantar ve 7 numaralı Şintay diyorum. Kapanışı 11, 4, 6, 2 ve 7 ile yapıyorum. 7 numaralı Şintay diyeceğim. 1200 metre Nurettin Şan Ankara'ya gelmiş. Koşunun kesinlikle çok şanslı isimlerinden biri olacak. Bu mesafeyi de çok sever. İlk atım. 4 numaralı Yılmaz Hoca. Bakmayın onun son koşularının beklentilerinin çok altına kaldığını. Bu mesafeleri bu pisti çok sever. Kesinlikle ikinci atım ve burada cazip bir isimden bahsedeceğim. Yine geri planda kaldığını düşündüğüm 10 numaralı Dumanoğlu. El değiştirdikten sonra bana göre çok parlak bir yarış kazandı yeni ekibinde yeni ilgililerinde. Son koşusunu çok ölçü almıyorum. Zaman zaman startı böyle biraz ağır aldığı koşular var. Yarış 1200 metre. Startı bugün iyi alırsa ekranda gördüğünüz 10 numaralı Dumanoğlu'ndan çok çok iddialı bir yarış bekliyorum. Üçüncü atım ve 12 numaralı Porsche diyeceğim. Formda olduğu zamanlar, özellikle bu kiloyla starttan çıktığı gibi bir beyaz bayrak ayna yarışı yaptığı koşular var ama sorunları var tabii ki. Sorunlarını aştığı takdirde bugün kesinlikle 50 kiloyu da bulmuş. Ali kaçmaz da var üzerinde. Bugün starttan çıktığı gibi Porsche bir beyaz bayrak ayna yaparsa hiç şaşırmam. 7 4 10 12, 7 4 10 ve 12. Bu dörtlüyü ben ayırt etmiyorum. Küçük ve orta ölçekli kuponlar için de yeterli gördüğümü söylemek isterim. Ama burayı büyütenlere, fazla at yazanlara, bahis oynayanlara, ikili yapanlara ise 11 numaralı Memocan'dır. 3 numaralı Siverekan ve 1 numaralı alemin kralı diyeceğim. Eğer yeriniz imkanınız en azından bahis ve ikillerde dikkate alabilirsiniz. Benim sıralamam 7, 4, 10 ve 12 şeklinde. Evet günün sonuna geldik yorumlarımızı yaptık yarın inşallah kuponlar tutmuş başarılı olmuş bir şekilde karşınızda oluruz ki ümit e, ve temenniler hep bu yönde e, bizler yarına dek e, sizlerden müsaade istiyoruz e, dolayısıyla e, bu arada çıkan at olabilir bilgileri geliyor kuponlarınızı yapmadan önce e, Ankara'da özellikle 5. ayakta olabilir diğer ayaklarda olabilir bir kontrol edin net isim yapmayalım ama dikkate alın diyebilirim. En azından çıkar kontrol edelim. Evet yarın dek kendinize çok çok iyi bakın. Yarın saat 10.30'da biz yine sizlerle birlikte hem hal olmak, güzel güzel at konuşmak, yarış konuşmak, sohbet etmek, atçılık üzerine hayata dair her şeyi konuşmak isteriz. Yarın müsaitseniz 10.30'da yerlerinizi ayırın diyoruz. Sözü kapanış için önce e, Tolga'na ardından da araya bırakıp bugünlük huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Bizi yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederiz. Yarına kadar hoşçakalın. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.